ilişkilerle konuşuyor. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. İlk parlar sonuç verdi. Gözün aydın. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Aman çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Oh, çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Son iş gününde, cuma günü, bu enerjiye çok ihtiyacımız vardı. Ellerinize kollarınıza sağlık. Efendim hoş geldiniz. Show TV'ye hoş geldiniz. Vazgeçme programına, programınıza ayrıca hoş geldiniz. Ekran başındaki çok değerli Vazgeçme izleyicileri, sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hayırlı cumalar. Hemen hızlıca programa başlayacağız. Çünkü çok önemli bazı elimizde belgeler var. Onları ilerleyen dakikalarda açıklayacağız. Öğreneceksiniz ne olduğunu, göreceksiniz, izleyeceksiniz. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlarım telefon numaralarını sizlerle paylaşıyorlar. Oraya hangi konuda yardım istiyorsanız, destek istiyorsanız, gerçeklerin ortaya çıkmasını mı istiyorsunuz? Yakınlarınızdan haber alamıyorsanız, biyolojik ailenize ulaşmak mı istiyorsunuz? Burada ekran başında sizin için görevimizin başındayız. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme arkadaşlarım bir yandan Instagram adresini de girdiler. İlerleyen dakikalarda yayınlayacağımız o belgelere, çok delillere daha doğrusu. Vallahi biz çok şaşırdık. Ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Siz de göreceksiniz. Hangi konuda olduğunu söylemeyeyim. Çünkü o kişilerle konuşayım, daha sonrasında siz de öğrenin istiyorum. Paylaşacağım hepsini sizlerle birlikte. Sevgili avukatımız Tunca Toker hazır. Hepimiz hazırız. Hemen hızlıca yayına başlayalım. Çok lafı uzatmayayım. Çünkü bazen diyorlar ki farkında değilim, çok konuşuyormuşum. Şimdi Giresun'un Nuran'la başlayacağız. Nuran'ın bir cinayete kurban gittiği artık %99.99. Şu anda Giresun'da Sayın Cumhuriyet Başsavcımız, Soruşturma Savcımız, Kaymakamımız, öte yandan özel bir ekip JASA çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Yani inanılmaz bir özveriyle çalışıyorlar gece gündüz. Şimdi ama ben önce Savaş'ın, daha doğrusu Savaş Emir'i birazdan çağıracağım ama Suzan'ın annesini ve babasını çağırayım lütfen. Buyursunlar. Nuran'ın annesi Suzan ve babası Kemal, gelsinler lütfen. Gel Suzan'cığım. Kemal Beyciğim. Şimdi en başa otur. Kemal Bey de yanına otursun. Kemal Bey hoş geldin. Sağ ol. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sağ olun. Bazı ters düşüyor ama. Bazı ters düşüyor diyeyim. Yok, estağfurullah, estağfurullah. Ben de sadece bazı bilgileri açıklamaya çalışıyorum. O sırada işte yayının heyecanıyla oluyor öyle şeyler. Estağfurullah. Sonuçta biz kızınızla ilgili gerçekler ortaya çıksın diye çok yoğun mücadele veriyoruz. Ben sizi anlıyorum. Ateş düştüğü, ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani başımız üzerine yerimiz var. Sonsuz yani. Nasıl? Güvenimiz sonsuz değil. Önce yetkililere, sonra da bize. Merak etmeyin. Ve Nuran'ın kocası Savaş, Savaş'ın amcası Emir ve Savaş'ın yakın arkadaşı Ramazan gelsin şimdi. Gelin lütfen. Gel Savaş. Hayır, kolay gelsin abla. Sağ olasın. Siz ne giyeceğinize karar mı veriyorsunuz? Ortak siyah mı giysek falan diye böyle. Yok abla, kolay gelsin. Bugün öyle siyah mi olsun diye cenazeden geliyorsun. Ne cenazesi? İnsanlık öldü abla, 1,5 ayda kimse konuşmuyor. İnsanlık öldü. O mesaj var. Güzel. Ama merak etme, şimdi herkes konuşmaya başladı. Gözün aydın. Allah razı olsun. Konuşanlardan Allah razı olsun. Çok önemli bir delil var. İlerleyen dakikalarda açıklayacağım size. Sizin Boncuk Çukurköy sakinleri, diğer tarafta herkes yavaş yavaş konuşuyor. Çok güzel abla. O yüzden siz istediğinizi giyebilirsin ama merak etme. Herkes konuşmaya başladı. Daha iyi abla benim için. Süper, şahane. Şimdi başlayacağım sevgili eşinin Nuran'ın kaybıyla ilgili, cinayetiyle ilgili. İnşallah cinayet değilse, onu söylerken bile yani tereddüt ediyorum ama maalesef öyle bir cinayet dosyası olarak değerlendiriliyor. Burada bir anne baba benimle birlikte, hemen onlarla sizi tanıştırmak istiyorum. Mehmet Demirkol ve eşi Elif Hanım Mersin Tarsus'tan geldiler. Evet.
çok üzgün olduklarını biliyorum. Çünkü evlatları, kızları, sevgili kızları 18 yaşındaki Mircan Demirkol 15 Şubat'tan beri, özür dilerim, 15 Ocak'tan beri ortalıklarda yok. Sevgili evet. Mircan'ın fotoğrafını ekranda hemen arkadaşlarım paylaşıyorlar sizlerle. Haber alamıyorlar evlatlarından. Daha doğrusu şöyle, Mircan evden gittikten sonra, işe gidiyorum diye evden gittikten sonra küçük kız kardeşine mesaj atıyor. Fakat ne anne, doğru mu biliyorum, ne baba o günden beri kızından, ya hiç görmemişler kızlarını ve kızlarından haber almak istiyorlar. Evet. Şimdi sevgili Mircan daha önce evden gitmiş. Evet. Fakat eve dönmüş. Evet. Bu kez 15 Ocak'tan beri hiçbir şekilde haber alamıyorlar. Yaşı, buyur lütfen. Yaşından dolayı artık eve getiremiyoruz. Reşit oldu tabii. Evet, kanunların reşit olduğu de. İçin. Anne babamı istemiyorum diyor. Şimdi bunu kime söylüyor annesini baba? Yani seni istemediğini, eşini istemediğini Elif Hanım? İstemediğimizi de yazıyor. Kime yazıyor? Melisa'ya yazıyor. Küçük kızıma. Kız kardeşine yazıyor. Evet. Ben eve gelmek istemiyorum. Annem babamı da istemiyorum. Siz kendinize iyi bakın. Gelmeyeceğim. Aranız nasıl? İyi. Kızınızla? İyiydi. Emin misin? İyiydi. Evet. Hiç sıkıntı yok. Ama her bir anne baba tabii ki kötü yere düşmemek için çabalayacak ya kızını. Biz fazla galiba çabaladık onun için. Şöyle baskı her yani bazen çok yani gençler özgür olmak istiyor. Şimdi bizim zamanımızda şu an birbirinden farklı. Ben sizi de anlıyorum. Mesela bu işi yaptıktan sonra daha önce de öyle gazeteci özel mesleği yap. Ben de kızıma çok böyle korumacı davranmaya çalışıyorum. Ama bak dedin ki sen söylediğin kelime şuydu sevgili Elifciğim. Kötü yola düşmesini istemediğim için. Evet. Sen ama yani kızının arkadaşlarıyla görüştüğünü yani bir kafede görüşse kötü yola gideceği anlamına gelmez ki. O amaça demiyor. Ha, o amaça demiyor. O eskideki ya. Bundan sonraki de söylüyor. Ha bundan sonra şimdi bundan korkuyor. 15'inden evet. 15'inden sonraki de söylüyor. İzninizle ben onu bilgi açıklayayım. Çünkü kızları şehir şehir geziyormuş. Evet. Yani İzmir'den galiba kaç Şubat'taydı? Önce 11 Mart'ta. Önce İzmir'e gidiyor, sonra Adana'ya gidiyor, oradan Antalya'ya gidiyor, tekrar İzmir'e dönüyor. Yani şehir şehir geziyor. Evet. Peki siz kızınızın şehir şehir gezdiğini nereden biliyorsunuz? Ya bazı arkadaşlarımın dosya şeyinden dolayı ulaşıyorum. Biraz yani. Bilgiler geliyor. Yani evet. Siz kızınızla konuşmuyorsunuz. Yok. Ama kızınızın şehir şehir gezdiğini biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla şundan endişeleniyorlar. Kızımız şehir şehir parası yokken 18 yaşındaki bir çocuk daha 18 yaşına yeni basmış reşit olmuş bir kız. Şehir şehir gezecek parayı nereden buluyor? Neden şehir şehir geziyor? Ve her şeyden önemlisi kızlarımız madde kullanabilir. Bundan endişe ediyoruz. Ya da kızımız kötü yola sürüklenebilir. Onun vücudundan birileri para kazanmak isteyebilir diyorlar. Aynen. Çok da endişeli. Sevgili Elif Hanımcığım ben seni kızına bir baş başa bırakayım. Mersin Tarsus'tan geliyor aile. Bir kez daha söyleyeyim. Adana'ya gitmiş, Antalya'ya gitmiş, İzmir'e gitmiş. Dolayısıyla o illerde olabilir ama Türkiye'nin her bir tarafında. Kızımızın fotoğrafını Instagram'a da girdik. Ekranda da sizlerle paylaşıyoruz. En ufak bir bilginiz varsa lütfen aile çok endişeli ihbarlarınızı, bilgilerinizi bekliyoruz. Elif Hanımcığım ben seni evladında bu kırmızı ışık yanıyor ya bak kameraman diğer taraftaki elini kaldıran kameraman arkadaşım. Kızına bir seslenir misin canım? Bir seslen tatlım. Ben istiyorum kızım hemen gelsin. Ne olursa olsun. Hemen öndeyim hemen arkasındayım. Hiçbir şekilde bundan sonra kızımın ne derse o olacak. Gerçekten hayatından çok endişeleniyorum. Ya, hiç sizi niye aramıyor? Kız kardeşine haber veriyor ama. Ya aramaz orada kalsın ama biri bunu yön veriyor. Hani nasıl buna böyle git gel buralara neden böyle yapıyor? Yani bir insan birini severse böyle mi yapar? Belki birini seviyor bilmiyoruz. Belki de bir şey var arkasında. Varsa tanıştırsın sizle. Bilmiyoruz bir şey. Yani bir ipucu bize versin ki ben adresim burada. Anne beni aramayın. Beni bırakacak mısın o zaman? Ben i̇yiyim bırakmam. Ben desin. Ben buradayım falan yerdeyim. Yani biz istemiyoruz öyle yapsın. Ama yoksa biz ne yaptık? Mehmet sen de bir kızına seslen canım. Şu baskı altındadır %90. Baskı altında. Baskı altında yani. Yoksa bu şekilde öte bir çetenin elinde olabilir. Bak ben de konuş demedim. Kameraya bakarak evet. Kızına seslen dedim. Yani bu... Bir seslenmek istemez misin gelmesini kızına? Gelmesini istiyorum. Bak kameraya doğru. Gelmesini gözle... istiyorum. Gelmesini istiyorsun. Evet kızımın gelmesini istiyorum. Yani 2 aydır geziyorum.
İnan ki hiçbir şey kalmadı elimizde. İki aydır ben peşinde sokak sokak gezdim. İnşallah bir haber alırız. Çareyi burada buluyoruz bakalım. İnşallah haber alırız ve biz sizi evladınızla kavuştururuz. Olur mu Elif Hanım? Kavuştuğum zaman sen gerçekten bana dünyaları vermiş olacaksın. Yani, ay canım ya, canım benim. İnşallah. Yukarıda Allah, aşağıda sen kaldın tek burada. Artık buraya da bak geldik. Ay merak etme. İnşallah kızınla... Ama şöyle, devlet 18 yaşına girdiği için ifade vermiş. Ama... Bir şey yapamaz. Ama versinler bize. Aha burada yaşıyor. Biz onu ne yapacağız? Ama maalesef işte 18 yaşına girdiği için, artık reşit olduğu için yani yasalar onların eli kolu bağlı. Kızın ifadesi de olduğu için. Ama ben ekrandan sevgili Mircan, şimdi ailen arasında yaşadın bilmiyorum. Ama annem baban çok perişan durumda, onu görebiliyorum. En azından senin sesini duymak istiyorlar. Seninle ilgili bir haber almak istiyorlar. Yani onlar senin annen baban. Onları bu haberden, sesinden mahrum etme bir tanem ya. Senin en azından bizi arayacağını düşünüyorum. Bizimle konuşacağına da inanıyorum. Bakalım yani inşallah senin ailenle kavuşturacağız. Sonra da ya çözülemeyecek bir sorun yok. Bak ölümden başka her şeye çare var. Evet. Her şeye evet, çare aynen. var. Siz de kendinizi bir sorgularsınız. Onlar da bak hata yaptığını bazı yerlerde, fazla sıktığını annen kabul ediyor kendisi sevgili kızım. Dolayısıyla inşallah. Çevredekileri görüyordum. Hani yanlış şeyleri gördüğüm için tabii ki. Yani doğru yolu gösterdiğini zannediyorsun. Ama bazen tabii biz çocukları sıkabiliyoruz. Ben hatalı oldum bize ver. Doğru yolu gözlerim ama ben hatalı olmuşum demek. Ben hata yapmışım. Bir gelsin inşallah. Sizi inşallah kavuşturalım. Sonra bir anne kız, baba kız konuşursunuz. İnşallah. İhbarlarınızı bekliyoruz. Sosyal medyada kızımızın fotoğraflarına girdik. Başka fotoğrafları varsa onlara da girebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Nura'nın kaybıyla devam edelim. Şimdi çok önemli bilgiler, belgeler var. Onları sizlerle hepsini paylaşacağım. Hepsinden birazdan haberdar olacaksınız. Ama önce Sema da, abla Sema da Bursa'dan yayınımıza katılıyor. Sema'yı da bir göreyim lütfen, ablası. Özellikle Savaş, baldızına çok öfkeli, değil mi? Daha çok Sema'ya öfkelisin. Anneye de öfkelisin ama Sema'ya bayağı bayağı öfkeli olduğunu biliyorum Savaş. Niye bu kadar sen baldızına öfkelisin? Sema abla, mı ortalığı karıştırdı yok sizi? Yok abla, ben onlara öyle bir şey demiyorum. Hani konuşma, hani o saldırdıktan sonraki muhabbet. Daha önceden de hani. Ama birbirinize bak, o da Bursa'da oturuyor. Tamam abla, gelip işte. Gelip gitmiyormuş size ya doğru düzgün. O gelip gidiyordu, o gelip geliyordu. Ha, sen niye ben gitmiyorsun? Ben kendim abla. Bir kere gittim. Yosun geliydi. Çocuğu bile, doğumuna bile, bunun kocası bak bunu yaptığını yapmadı. Doğumuna bile bir boynu oldu dışarı olduğu halde, doğumunu bile kız gitti şey ettiriyor. Niye gitmedin sen? Baldızı tek bir şeyler götürüyor. Suzancığım durur musun? Doğumunda diyor abla, bir gün sadece, bir gün hastanede kaldı. Neden baldızın evine gitmedin? Abla, kardeşler ben görüşemedi. Sevmedim bir insanın yanına niye gideyim ki ya? Ha, Sema'yı sevmiyor musun? Sevmedim bir insanın yanına niye gideyim? Demek ki söylemleri vardı ki. Her şeyi açıklamak istemem abla buraya. Ya Sema sağ hiçbir şey söylemedi. Sema sağ hakkında ne konuştu? Ya Nura'nı korumaya çalıştı diyor hep. Ya biz sağ hiçbir şey söylemiyorduk bak. Şeyi düzeni bozulana kadar ben de seni seviyordum. Vallahi de seviyordum. Allah biliyor ben ya kimi şey ama. Tamam bak, ben sana bak. Her şeyi konuşmak istemem ben. Ortalığı bozandan sonra, ondan sonra ben sana bağırdım. Çağırdım tamam, kızım ağabeyi niye ayaktı, ne eyvallah, dedi. Tamam, kesinlikle benim hiçbir şeyim bilmiyorum. Ben burada her şeyi konuşmak istemiyorum. Bak ben sana söyleyeceğim, açıklamayacağım. Burada Sema'yı ne sevmiyorum dedi ya. Ceylan da vardı bizde, hatırlıyor musun? Ceylan kim? Onlar akla bastı. Nasıl? Söyle bakayım. O sofra başında Sema'nın ne dediğini hatırlıyor musun? O günden sonra benim için bitti zaten o. Bitti yani, hatırlıyor yani. Ben her şeyi yani söylemek istemiyorum. Yani evliliğinizin başında. Yok ortada şeydi. Sonralar. Sema'nın tamam. Bursa'ya gelip gelmeden önceki. Şeye gidip geldiği zaman değil miydi o? Dur Suzancığım, onları sonra detaylı konuşuruz. Mesela her şeyi anlamak istemiyorum ama bizim burada olayımız Nuran. Nuran'ı bulmak istiyorum. Ama şöyle söyleyeyim, olayınız Nuran da, ama Nuran da bir nedenden dolayı evden gidiyor. Bir şeyler oluyor, kimse de Nuran'ın evden neden gittiğini bilmiyor. En sonunda diyorsunuz ki evden gitti bu kız. 2,5 yıldır haber yok. 11 Haziran 2021'den beri. Şimdi de bir cinayetle yani öldürülmüş olabileceği değerlendiriliyor. Şimdi Savaş, ben şunu çok merak ediyorum. Vallahi gel, sen kaç yaşındasın? 32. 32. Çok gençsin. Daha çok küçüksün. İnşallah bundan sonra hayatında eşinle ilgili iyi haberler alırız. Ama 2 tane evladım var. Fakat ben şunu anlamıyorum. 2021 yılında akıllı telefonlar var. Senin telefonun var. Ama sen de fotoğraf çekmeyi seviyorsun, video çekmeyi seviyorsun. Gençsin çünkü, anladın mı? 2021 yılında da 2 yıl önce 21-29 falan yaşındı. Şey olarak mesela, doğa olarak ben kendim çekmeyi çok sevmem. Anladım da yine de çocukların, bak şöyle. Çocuklarımın fotoğrafları var, ekrana vermem. Hani şey olarak, hani bak, burası alakalı değil.
Ben paylaşmak anlamında demiyorum. Sosyal, hani, sosyal medyada bile atmadım yani hiç. Tamam. Şimdi senin eşin kayıp bizim elimizde topu topu. Ya çünkü sen diyorsun benim eşim kayboldu. Ya da biri onu götürdü. Ben hayatta olduğunu inanıyorum. 2,5 yıl boyunca hayatta olduğunu inanmışsın. Ya gözünü seveyim şu fotoğraf dışında. Şu bir tane fotoğraf dışında. Senin eşinin doğru düzgün bir tane fotoğrafı yok. Çocuklarla fotoğrafı yok. Abla kendi telefonunda öyle... vardı, kendi telefonunda. Ben o telefon nasıl sıfırlandı onu anlamıyorum. Hiçbir, ben bütün fotoğraf, bütün fotoğraflar silinmiş oradaki. Ablacığım, her şey. Ablacığım ben verirken hepsi içindeydi. Yok edilmiş. Bunu bak, bunu bir şey söyleyeceğim. Bak, ben verirken hepsi içindeydi. O fotoğraf sizin evinizde, o telefon sizin evinizde değil miydi? Tamam, ben kullanıyordum abla. Evet. Ben verirken içindeydi abla. Ya özür dilerim ama Jasat mı sildi? Yok abla ya bak. Ya da başkası, komşu mu sildi? Ben verirken de mi içindeydi? Gerisini bilemem ben. Ya normal onlar, yani normal aile fotoğrafları değil, bir Nurhan sildi. Yok ben yani kendim değil, Nurhan çocukları, ama kendi fotoğraf olarak 2-3 tane içinde olması lazımdı ve çocuklar genellikle daha çok vardı. Valla Savaş'ım yok, o bende fotoğraflar... bir fotoğrafı daha var. Var da ben vermek istemedim. Niye o zaman, başka bir açıdan olur bilmem ne olur. Ya, ilk çocuk olduğu zamanlardan. Niye vermiyorsun bize yok, peki o zaman? Vermeyeceğim yine abla zaten. Veririm, sıkıntı yok da. Ha, biz senin eşini arıyoruz bak. Tamam anladın mı abla? Şimdi burada farklı bir yüz ifadesi var. Orada başka bir şekildedir. Bak, yani yandan, önden, video, midyo ne varsa ama vermek lazım. Ama o galiba çıkmıştı ya bir ara. Savaş, sonuçta ama şöyle bir şey var. Yani doğru, peki senin cep telefonunda Nurhan'ın fotoğrafları var mı? Bende mi? Ha. Yok abla, ben çekimi sevmem diyorum zaten. Ya bak anlamıyorum, anlatamıyorum. Ben senin sosyal medyada yayınlamanı... Anladım ablacığım, yok, yok. Eşinin niye fotoğraflarını çekmiyorsun? Ben kendi fotoğrafımı çekmiyorum ki. Niye kendi fotoğraflarını yayınlıyorsun, şöyle pozlar veriyorsun? Abla onunla hani kaç sene şeyler, yani burada bak, şu anda şey hatta sana şöyle zaten söyleyeyim. Nurhan yayladan geldiğinde, onu hazırlar mısınız arkadaşlar? Yani tabii söyleyince bir hatırlatmak, görmek daha önemli. Nurhan yayladan geldiğinde geliyor ve karşıdan yürüyor. Kucağında çocuk var, şey var, oğlum var. Ondan sonra o sırada tam Nurhan'ın yüzü belli olacak, sen kayıttan çıkıyorsun. Ha şey, yayladıkında mı? Özellikle mi o yüzden kayıttan çıktın? Nurhan'ın yüzü belli olmasın aynen diye. Aynen ablacığım, oğlum müsaade, oğlumu çekmek istediğim için. Ama annesi de hemen yanında arkadan geliyor. Ya, o arkadan sonradan geldi. Ama abi, bir yerde Nurhan görünüyor ya. Tamam, bir de görünüyor aşağıda, camide daha doğrusu öyle. Nurhan orada biraz aynen uzaktı. Aynen ablacığım, bak yine diyorum ben sadece çocuğu çekmek için çektim. Çocuğun annesi var bir de. Tamam annesi var, annesi hatta yanında ya benim abla. Ama niye onun fotoğrafını çekmiş? Çok saçma, özür dilerim ama. Ya anlamıyoruz ablacığım, ben sevmem öyle şeyler diyorum bak yine. Ben hoşuma gitmeyen şeyler bunlar. Bak sevmem dedim, Nurhan'ın bak çocuğunun fotoğraflarını çekmeyi ya fotoğraf çekmeyi sevmiyorum fotoğraf desen çekmeyi anlarım. Çekmeyi sevmiyorum. Ben ama oğlunun fotoğraflarını. Onları da çekmemin nedeni, hı, çocuk büyüdü mü ileride kendisini hani görsün diye yani. Biz kendimizin ufaklığını bilmediğimiz için o bilsin diye. Yani lütfetmişsin yani. Ya Nurhan'ın da onu hem camideki hem de diğer ikisini hazırladınız mı? Camiyi mi hazırladınız yoksa şey mi? Camide aslında kayıttan çıkıyor. Orada fotoğraf ablasından direkt sırtında çekiyor. Bak yayladaki bir ekranlara gelsin. Tamam. O da uzaktan çekiyor sevgili izleyiciler. Hem ikisini sosyal medyaya koyar mısınız lütfen? Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye. Buyurun lütfen izleyelim. Burada da dediğin gibi onu göstermek istedim. Sadece eşinin bunları tekrar neden hatırlattım? Çünkü yani elimize bir tane fotoğraf geçti. Çok da güzel bir kadın senin eşin. Evet. Ama sen özel sevmem diyorsun bu tarz şeyleri. Özür dilerim ama bu tarz şeyleri sevmem ne demek? Ben fotoğraf çekmesini sevmem ablacığım. Fotoğraf çekilmesini sevmiyorum diyorsun. Eşinin fotoğrafını çekmeyi de sevmiyorsun. Ya ablacığım zaten ben hani kolay kolay fotoğraf çeken bir insan değildim. Yani burada da sadece oğlumu dediğim anladım gibi. Ama özür dilerim yani sanki Nurhan hayaletmiş gibi bir durum söz konusu. Ya sanki böyle telefon, bir kadın ya şöyle yaşama, bir şey var, ya hiçbir fotoğraf biri silmiş o zaman bak Nurhan kaybolduğunda tamam, Savaş. Tamam onda silinmişse de abla iki tane telefon daha vardı onun üstüne ait. O iki telefonu Jasat aldı. İki telefon. Aynen Jasat aldı onu Bursa'dan.
Yasat mı? Jandarma ekibi pardon tam hatırlamıyorum. Nuran'ın iki tane telefonu Bursa'dan mı alındı? Biri bozulmuştu, biri kırılmıştı. Hı. Ekranı kırıktı. Hı hı. Aynen kullandı, kendisi de kullandı telefon. Bunu jandarma aldı büyük ihtimal. Tam hatırlamıyorum da yaptırıp içine bakmak için. Oradan baksınlar o zaman abla kaç hafta ama oldu. Ama önemli olan şu telefon. En son kaybolduğu babanın evinden kayınvalidesinin ve kayınpederi evinden kaybolduğu sırada yanında olan telefon. O telefondan bahsediyoruz. Evde mesaj geliyor. Yani o jandarmada abla. Savcılıkta. Tamam. Ama o telefon işte sen yani kimsenin yani evden alınıyor ve yetkililere veriliyor. Sen birkaç gün sonra kullandım abla ben biraz kullandım. Kaç gün kullandın sen o telefonu? Abla ben şarjım bittikten sonra işte şarj aleti gelene kadar kullandım. Kaç gün? Ya bir hafta falan. Vardır o kadar büyük ihtimalle. Bir hafta kullandığın sırada orada fotoğraflar falan var duruyordu mıydı? Abla ya. Ben kendime ait fotoğraflara duruyordu. Peki sen kendi ellerine verdiğinde? İşte ben jandarmaya mı verdim? Birine verip gönderdim mi onu tam hatırlamıyorum işte. Köyden birine giderken. Birine verdiğin kişi mi oradaki fotoğrafları sildi? Silmez abla. Verdiğim kişi de silmez de. Yani. Ama duruyordu içinde. Ben bu fotoğraf da mesela biraz önceki fotoğraf. O fotoğraf da o telefonun içindeydi. Yok. O telefonun içindeydi işte. Bak şu fotoğraf. Ya yani sen kullanıyorsun, birine veriyorsun. Sonra gidiyor kızın fotoğrafları. Yok yani. Abla öyle değil. Ya tam hatırlamam ama bu fotoğraf da o telefonun içindeydi. Bunu nasıl çıkardılar o zaman? Diğer fotoğrafların hepsi silinmiş. Hiçbir şey yok yani. Ya, zaten çok fotoğrafı çeken de çocukluğa genellikle çekiyor zaten. Öyle değil. Mesela fotoğrafı çekilmiş. Bursa'da sizin biraz o fotoğraf arkadaşlar. Benim bahsettiğim yeni fotoğraf sevgili izleyiciler. Bugüne kadar Nuran'ın Pınar'cığım duyuyor musun beni? Bugüne kadar hiçbir şekilde paylaşılmamış o fotoğrafı. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyar mı? Lütfen. Orada senin eşin çok mutlu Bursa'da çekilen evde çekilen bir fotoğraf. Yani Nuran gayet güzel poz vermeyi de seviyor. Çok da keyfi yerinde. Bir yıl önce. Yani hayatını kaybetmeden bir yıl önce ki Bursa'da evde çekilen bir fotoğraf. Çok mutlu. Küçük çocukla beraber o fotoğraf. Gayet de fotoğraf çekilmeyi seviyor. Göstereceğim. Önce Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeden izleyiciler görsünler. Sonra seninle biraz konuşalım da. Evet şu anda Instagram'da var değil mi Pınar'cığım? Ya oğluyla beraber Bursa'daki evinde birine poz veriyor. Çok da mutlu. Yüzü de gülüyor. Bir yıl önce. Bir yıl önce her şey yolunda mıydı? Bir yıl önce değil abla ben Bursa'dayken bunu söylüyorsun siz. Bak canım benim 2021 yılında kayboluyor ya senin tamam eşin. 2020 yılındaki bir fotoğraf. Sizin evde Bursa'daki evde çekilen bir fotoğraf. Tamam abla ben aynen o fotoğrafın zamanını hatırlayabilirim diyorsam zaten. Sen evde misin değil misin? Onu bir onu birazdan hatırlayabilirim görürsem. Hani üstünde şöyle söyleyeyim mesela oğlumlaysa. Oğlunla? Beyaz siyah olması lazım veya lacivert beyaz bir kıyafet olması lazım üstünde. Hangi fotoğraf? Nerede çekildi o fotoğraf? Odada. Çocuk odası dediğimiz yerde. Sen mi çektin yani? Senin telefonunda mı onun telefonunda mı? Yok onun telefonunda olması lazım. Çünkü o zamanlara çekip gösteriyordu bana çünkü kendisi. Kendisi çekip gösteriyordu. Ya biri çekmişti yani. Kim çekmişti onu? Arkadaşın şey yani mi geldi? O fotoğrafı siz Instagram'da gördünüz. Tamam abla çık aslında ben şöyle yaptım. O fotoğrafta fotoğraf çekilmesini sevmeyen bir... Değil mi Pınar yanılıyor muyum? Yani bence ya acaba ben mi yanılıyorum sevgili izleyiciler? Siz de ekranda görüyorsunuz. Yani şu an Instagram'da görüyorsunuz. Fotoğraf çekilmesini sevmeyen böyle mutlu anlarını yani kaydedilsin diye böyle yani ondan rahatsız olan bir genç kadın yok orada. Çok mutlu. O anlar belgelensin. Ablacığım bak ben size ne diyorum bak. Daha önceki telefonu ekranı kırıldı aynı şekilde duruyordu. Aldılar baktılar baksınlar ona da baksınlar ne kadar fotoğrafı var diye. Çünkü buyurun. Kendi kullandığı telefonda da. Siz gördünüz sevgili izleyiciler bahsettiğim. Lütfen yorumlarınızda yazar mısınız merak ediyorum. O fotoğraf bir ekranlara gelsin lütfen şimdi. Biliyorum sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. İnsanlar, evler aramızda duvarlar gibi. Biliyorum sana giden yollar kapalı. Yanlış yazdınız arkadaşlar. 2021 yılında Nuran kayboluyor. Evet 2020. Savaş. Efendim abla. Daldın gittin. Ya abla zaten yorgunum ya. Dünden ben yatmadım ben daha da. Uyumadım daha. Dünden ben ayaktayım da. Ne düşünüyorsun? Benim dediğim bu değil. Hani benim dediğim fotoğraf o değil. Bu fotoğraf bir daha gelsin ekranlara. Duvarı biliyorum sana giden yollar kapalı.
Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. İnsanlar, evler aramızda duvarlar gibi. Biliyorum sana giden yollar kapalı. Biliyorum sana giden yollar kapalı. Aklına ne geldi? Bey abla, aklıma gelen bir şey yok ablacığım işte. Sadece işte yaşadıktan geçmiş. Çocuğuna çoluğuna koparırlar işte onu. Geçmiş, bir dakika Suzancığım. Geçmişte ne yaşadınız? Ablacığım sonuçta karı kocalık, ne yaşayacağımız belli değil mi? Geçmişim işte. Sana giden yollar kapalı. Çocuğu ne ettiler, ne yaptılar? Biliyorum. Sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. İnsanlar, evler aramızda duvarlar gibi. Biliyorum sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ağlamayacağım abla. İnsanlar, ben ağlamayı istemiyorum. Belki bir şey hatırlarsın diye bekliyorum. Abla, hatırladığım bir şey yok. Ben size diyorum. Ben son gördükten sonra, o el salladığı günden sonra ben de kendimi görmedim zaten. Ben oradan yerle çıktım. Ağlamak abla. Da zayıflık değildir ki. Zayıflık değil abla. Ben çocuklarım için, çocuklarım için. Bak eşin ne kadar mutlu. Tabii ya, sen, o benim seviyor. Olduğum yerde her zaman mutluydu abla. Evet. Benim olduğum her yerde mutluydu Satan. Bu fotoğraftaki kıyafeti de Suzan göndermiş. Anneannesi göndermiş. Çocuğun üstündeki. Evet. Evet. Ondan sonra ve yani annesine göndermişler fotoğrafı sonra. Ablayı Sema'ya gönderiyorlar. Takımını ben gönderdim. Evet, bu üzerindeki kıyafeti de anneanne göndermiş. Biliyorum abla. Yani burada sen yoksun değil mi fotoğraf çekilirken? Hatırlamıyorum, artık ben mi çektim? Sen dedin ya, ben bilirim o fotoğrafı dediğin. Yok, benim dediğim o fotoğrafta... Bu değil yani, biliyorum. Bu değil abla benim dediğim. Çünkü o zaman üstündeki kıyafet takım gibiydi abla. Eşinin altında bir şal var galiba. Yok abla, etek. Etek mi? Etek abla. Böyle çiçekli şeyler falan giymeyi sever miydi? Evet, çoğunluğu satar öyle abla. Sen bayan nihayet sen ölümüm kalımım. Ben artık adam olamam bu derde düşeli. Biliyorum ablacığım da, çocuklarım izliyor beni. Ağlamayacağım. Bak abla. Zayıflıktan değil abla. Nuran'ın gözlerine bakamıyorsun. Gözünü kaçırıyorsun. Yok abla, ağlamayacağım. Ben başka bir şey soruyorum. Anladım ablacığım. O göze bakamıyorsun. Yok, gözünden değil ablacığım. Ne peki? Ya, bilmediğim bir şey sonuçta. Ya, böyle gördükçe zaten daha çok öfkeleniyorum. Hani... Bilmiyorsun ki ne olduğunu, neye öfkeleniyorsun? Nurana değil. Evet, bak sizin dediğiniz gibi zamanında mesela bunu bir şey yapan hani veya zarar vereni bulsam teslim ederim diyordum ya. Hmm. Ben böyle gördükçe bulsam mahvederim. Nurhan'ın gözüne baktığında ne görüyorsun peki? Ablacığım, dediğim gibi en son el salladığı gün aklımda benim surette. Çünkü ondan sonra daha görmedim ben. Sana gülümsedi mi o göz? Tabii ki abla. Gülümseyerek el salladı bana camdan. Çocuğum da yanındaydı. Ondan sonra ben daha görmedim. Böyle beyaz tenli falan, böyle yüzü. Evet abla. Çok güzel bir kızmış. Çok ya. Güzel de zaten abla. Evet. Güzel olduğu için aşık oldum, aldım ben onu zamanında zaten. Bu fotoğraftan bana geçen, bilmiyorum yani. Öyle çok suskun bir kıza da benzemiyor yani.
Yok abla, normalinde öyle. Hani... İkinci çocuk peki, oğlun doğduktan sonra daha mı mutlu olmaz. Oldunuz? Oğlum aynen abla, daha iyiydi ondan sonra. Ki oğluna daha düşkün kendisi de. İşte onu diyorum yani, oğluna düşkün çocuk 1,5 yaşında. Evet abla. Nasıl bırakıp onu gider? İşte mesela? En çok zoruma giden de o abla işte. Nasıl sormaz onu? Buna rağmen sen hala yani çocuğuna bu kadar düşkün birini. Ablacığım ben yine diyorum bak. Hayatta olsa sormaz mı? Daha önce de söyledim ben. Çocuklarından vazgeçecek bir insan değil. Ben şüphelendim, şu var işte, ya zorla tutuldu ya başına bir şey getirildi. İkisinden biri. Hani kendi ayağında olsa çocuklarına illa gelirdi. Başına bir şey getirildi derken bir cinayet olduğunu sen mi düşünüyorsun artık? Şimdi sonuçta iki ay yakın buradayız, hiçbir ses seda yok. Hani ben yine ama ihtimal veremem. Neden ihtimal veremem? Hiçbir yere bir şey çıkmadı. Buna inanmak mı istemiyorsun? Yoksa inanmak zaten istemiyorum. Ama ihtimal de vermiyorum. Çünkü hani ölü olsa çoktan çıkması lazımdı bana göre. Ya bütün deliller karartıldıysa köyde? Abla... O zaman jandarmanın deliller karartıldı derken sonuçta senin ailenin yanının evin içinde kayboluyor bu iş. Ablacığım bak. Birazdan bu fotoğrafları getireceğim, merak tamam. Etme. Herkes konuşmaya başladı çünkü. Sen hiç merak etme. Ama ben şunu merak ediyorum. Bu kadar üzüntün senin eşinin kaybına mı? Yani sen eşine mi üzülüyorsun? Yoksa çocuklarına mı üzülüyorsun? Kime üzülüyorsun bu kadar? Ablacığım ilk baş çocuklarıma. Hı. Ondan sonra tabii ki de. Çünkü ne durumda olduğunu bilmiyorum şu an. Çünkü senin çocukların annesiz büyüyecekler. Tabii. Büyüyorlar. En çok da zoruma giden zaten bu. Ben hep bunun için vazgeçmedim şimdiye kadar. Hiç hani... kimse. Annen yani hiç kimse. Kim o yani? Tutamaz ne abla. Ne anneanne ne babaanne. Kimse tutamaz abla. Annenin yerini tutamaz. Tutamaz yani. Abla bak. Ben sırf onun için hep bazı şeyler. Hani siz dediniz ya, bir iki kere gittiğinde göz yumdum. Sırf bu yüzden göz yumdum. Ne dedim annesini, oğlum annesiz baba yaşamasın, ne babasız diye, ama işte kaderinde demek ki varmış bu. Ya bu fotoğraf benim gördüğüm kadarıyla yani hem de çocuğuna sen de söyledin. Yani evlatlarına düşkün. Küçük çocuğunu düşkün abla, ben oğluna fazlasıyla düşkün. Yani onlar için böyle şey mücadele veren aynı zamanda bir kadın var burada. Köye geliyor gidiyor işte, yani çocuğuna da düşkün olduğu bir anlamda evlat için de geri dönmüş olabilir. Senin için değil. İlk i̇şte, gittiğinde bahsediyorum. İlk o zaman evladım yanındaydı abla. Ama sonuçta onun babasız büyümesini istememiştir. Gittiği yerde mutsuz olacağını düşünmüştür vesaire. Yani eve dönmesinin nedeni kızı da olabilir. Beraber kızı gidiyor. Yanındaydı. Ama yanında da sonuçta gittiği ortamlarda beraber ya babasız büyümesin bu çocuk. Bu ya biz bu ilişkiye devam edelim. Bu çocuk için bu ilişki devam etsin diye düşünmüş olabilir. Sonra neden bir çocuk daha yapıyor çünkü? Suzan diyor ki madem niye bu kadar mutsuzsun? Yani oğlan bir oğlu oluyor. Yani mutlu, anladın mı? Yani bir yere gitmesini gerektirecek abla, bir durum diyor. Abla benim yanımda zaten hep mutlu diyorum. Bak, benim olduğum her yerde mutluyuz zaten. O zaman yani niye ama pencereden işte biraz gitsin sıkıntılıydı bu kadın? Abla bunu nasıl söyleyeyim ben, hani ne söylesem inanmıyorsunuz ki. Pencereden kaçıp ya, sıkıntılı deyip duruyorsun. Sıkıntılı deyip duruyorsun. Bunu bu kadar sıkmanını, bunu bu hale getiren kim? Hiçbir dediğini yapmadın. Ne yapmadın? O evde huzurum yok, bir ev tutalım dedi sağa. Ben dediğin olmaz be. Ben ne desem oldu. Anamla duracaksın. Burada duracaksın. Getirin köyde ananın yanına. Ailesine, şimdi, ailesine götürme. Ablacığım. Oraya götürme. Bunu bir mutlu verdi. Hep tuttu. Hem leblebi var ya. Tamam. Kendilerine verdiğinde. Bir gün olacak ki siz var ya. O halde var ya. Suzan'cığım bir nokta koy canım benim. İster kabul etsinler, ister kabul etmesinler. Kendileri hani biz evleneceğimiz zaman kendileri dediler. Aha görüyorsun. Deli gibi varmış şu çocukta. Ya fiskuzu bozuk tipi var mı? Aha görüyorsun. Siz de görüyorsunuz. Dur Suzan'cığım. Bir yanıt versin Savaş. Kendileri dedi. İster kabul etsinler, ister etmesinler. Evlendiğimiz zaman bizim kızımız bilemez, yapamaz, edemez. Öğreteceksiniz, beraber kalacaksınız diye. Zaten 2 sene sonra, 3 sene sonra ne babamla köye geldi. Doğru, şöyle yalnız. Anladım. Dedim ki ben Bursa'nın dedim. Yani, bir dakika Suzan'cığım, bir dakika. Ama sonuçta senin kızın 6 yaşına olduğu kadar, gelinceye kadar 6 yıl, 7 yıl boyunca annenle babanla birlikte yaşıyor. Neyse o konuları, daha sonra ayrıntılı konuşuruz. Tamam. Belgeler açıklamak istiyorum. Şimdi çok önemli şu kara çukuru tekrar ekranlara getirmek istiyorum. Şu bir köylüler, de abla bir şey söyleyebilir yavaş miyim? Yavaş yavaş konuşmaya başladı Savaş. Tamam konuşsun abla. Bir de bir şey söyleyebilir miyim abla? Hani aklıma geldi. Hani kime başvurmam gerekirse başvurmak istiyorum. Bu ilk ve ikinci ihbarda ben suç duyurusunda bulunacağım. İstediğin kadar bulunabilirsin tabii ki, her türlü iddia ve ihbarla ilgili. Şimdi
bize işaret ettikleri ihbarlarla bize işaret ettikleri yer Emir. Hatta sana göstermiştim, sen balık avlamaya gidiyordun, balık tutmaya daha doğrusu. Karadere diye bir yer. İkincisi de Karaçukur, senin ahırının olduğu yer. Tamam. Şimdi Karaçukur'la ilgili gizli tanığın işte yani senin kamyonetinin olduğu yerdi bu Karaçukur. Senin kamyonetini gördüğü yerden bahsediyorduk. Şimdi orada biz daha ayrıntılı bir çekim yaptık. Yani orada cesedi atabilecekleri, yok edebilecekleri nasıl bir bölge orası? Emir'in işte ahırının olduğu yer, Emir'in balık tutmaya gittiği yer, işte bir arama çalışmaları falan da yapmışsınız. Orayı bir ekranlara getirmek istiyoruz bir kez daha. Buyurun lütfen izleyelim. O gün o saatte orada değildim. Eşinin cesedi nerede Savaş? Boncukçukur köyünden yola çıktıktan sonra yaklaşık 2-2,5 kilometre sonra hemen arkamda görmüş olduğunuz o özel işletmenin oraya geliyorsunuz. İşte burada yol ikiye ayrılıyor. Bu yollardan sol tarafımda görmüş olduğunuz yolu kullanacak olursanız en çok ihbarların geldiği yer olan Karadere bölgesine gitmiş oluyorsunuz. Ama sağ tarafımda görmüş olduğunuz yolu kullanacak olursanız işte bu yol yayla yoluna ve yine Karaçukur denilen o bölgeye gidiyor. Yavaş yavaş yayla güzergahından Karaçukur'a doğru ilerliyoruz. Boncukçukur köyünden yaklaşık 6 kilometrelik bir mesafe geldiğiniz zaman bulunduğumuz noktada yine yol ikiye ayrılıyor. Hemen sağ tarafımda görmüş olduğunuz güzergahı kullanıp devam ederseniz yaylaya doğru çıkıyorsunuz. Ama sol tarafımda görmüş olduğunuz bu güzergahı kullanırsanız Karaçukur denilen o bölgeye gidiyorsunuz. Şimdi biz sol taraftaki bu güzergahı kullanarak Karaçukur bölgesine doğru ilerleyeceğiz. Karaçukur'un içlerine doğru ilerledikten sonra karşımıza ilk olarak Anadere denilen bu bölge çıkıyor. Anadere yayla sularının aktığı bu bölge. Bu su daha sonra ilerleyen güzergahta Karadere ile birleşiyor ve denize dökülüyor. Anadere'den sonra ise Karaçukur'da artık ormanlık arazi başlıyor. Karaçukur ormanlık bölgede şu an ilerlememiz devam ediyor. Bu gördüğümüz yolda Emir'in ahırının bulunduğu bölgeye gidiyor. Bu bölgede sadece Emir ve komşularının ahırı bulunmuyor. Aslında burada kullanılmayan birçok yapı da var. Karaçukur'a gelmek için sadece araç yolunu kullanmanız gerekmiyor. Bunun için köylülerin ayak yolu dediği ve orman içinden geçen bir patika yol var. Ve bu patika yolla yürüyerek çok rahat bir şekilde ormanın içerisinden Karaçukur'a gelebilirsiniz. Karaçukur'da geldiğimiz son nokta Emir'in ahırının bulunduğu bölge. Hemen arkamda Emir'in ahırını ve yine aynı köyden farklı komşularının ahırları burada bulunuyor. Ve buralar kışın kesinlikle kullanılmıyor. Senin burada ahırın var değil mi? Bu bölgeye sık sık gider misiniz peki? Yani hem sadece ahırın olduğu yere değil. Ya aşağı yukarı o mekanımın olduğu yere giderim. Sık sık gidersin. Tabii ki. Ben bir şey daha söyleyeceğim abla. Söyle Emir. Aklımdan çıkabilir mi? Bak, tabii söyle. Köye gideceğim ya, bilginiz var herhalde. Evet. Artık ne gün olur bilmiyorum. Saman almaya yine gideceğim ya. Bir malzeme aranmasın bir daha. Özür dilerim. Yani haberiniz olsun diyeyim. Saman almaya gideceğim ya. Ahıra gideceksin tekrar. Oradan yani buraya niye gitti, neden gitti gibisine... Açıklama yapma ihtiyacı duyuyorsun. Anladım. Peki Nuran kaybolduktan sonra Savaş, eşin kaybolduktan sonra buralarda bu bölgede hem ahırın olduğu tarafta amcanın olduğu o arazide bizim gösterdiğimiz yerlerde arama çalışmaları yaptınız mı? Eşini aradınız mı? Abla sapağı tam bilmiyorum da iki sapak hani iki pati yol dediğimiz yer var. Evet. Bir pati yolu ya Adnan'la ben beraber ekip olarak gittik ya Rahman'la ikisinden biri yanındaydı benim AFAD ekibiyle. Diğer işte ikisinden biri de öteki pati yoldan gitti. O şekilde aradık her tarafı. Şimdi sonrasında da işte Kemal Bey sözde bir hocaya gitmiş. Birazdan o belgeleri göstereceğim. Bu meseleyi çok ayrıntılı olarak konuşmak istemiyorum ama bir sizin anlatmanızı istiyorum. Birazdan bir şeyler göstereceğim. Deliller ulaşılmış da teker teker ekranda izleyiciler de görecekler. Sizler de göreceksiniz. Şimdi o bölgeye işte Kemal Bey gidiyor. Bir sözde hoca diyor ki o taraflarda olabilir. Kemal Bey de siz yani kayınpederini alıyorsunuz oraya gidiyorsunuz.
Sen de var mıydın arama çalışması sırası Karaçukur? Ramazan'da gittiğimizde mi abla? Ramazan da oluyor. Abla zaten babam vardı, Kemal abim vardı, Ramazan ben vardım. Amcan Emir var mıydı? Yoktu amcam, amcam yaylada'ydı. O zaman ben evdeydim zaten. Kemal abim onunla beraber gittim. Babanla beraber gittiler. Evet, ESP'den üçü beraber geldiler geri. Aynen. Ama Ramazan sen onlarla beraberdin değil Ramazan mi? Ramazan götürdü zaten şey abla. Demişsin bizim haber müdürümüz sevgili Doğan'a. İşte şu taşın altında dedik oraya baktık. İşte şuraya bak. Ne yaptınız o gün, bir anlatır mısın? Nerelere baktınız? O gün abla hoca ile Kemal abim telefonla konuşuyordu. Hoca ne diyorsa biz oraya baktık. Ona sözlü hoca diyelim. Evet, oralarda öyle bir şey bulamadınız yani. Bulamadık. Bayağı kaç saat aradınız peki o ağacın altında, taşın altında, orada burada? Aşağı yukarı bir saat falandır. Bir saat aradınız. O Karaçukur bölgesine geçmedik. Geçmediniz mi? Yok, Karaçukur'a geçmedik. Karaçukur'un karşısı. Karşı tarafı. Ha, bu bölgede olmadı. Karaçukur'a bakıyor. Tarafa geçmedik biz onu. Anladım. Peki şimdi... Yani araba yolu düzegahından ayrılmadık. Anladım. Şimdi Çağrı mesela o kaya olan alttan da olabilir. Yani Nuran, Nuran öyle sesleniyor. Aşağıda meskenler vardı. Ben yürüyemiyorum da bunlara çıkın dedim, bu meskenlere bak. Anladım. Dur açıklayayım şunu. Şimdi yetkililer Karaçukur... Yalnız Karaçukur'a geçmedi. Bir de anladım. Yetkililer Emir, Savaş, Karaçukur bölgesinde bir ihbarcının da verdiği bilgi doğrultusunda çok önemli bazı delillere ulaştılar. Sence senin fikrin var mı? Ne olabilir? Neye ulaşmış olabilirler? Hiçbir fikrim yok abla. Hı. Çünkü zaten biz o gün uğra olmadığımız için. Yine olabilir. Tamam, ben sen yaptın, sen götürdün yok, demiyorum. Tamam, anlıyorum. Ama ne anlıyorum. Olabilir? Yani benim ekrana getireceğim ya şey ne olabilir? Abla, ne bileyim, görmediğim şeyi bilmem. Savaş, sence ne olabilir? Hiçbir fikrim yok. Abla, fikrim hiçbir yok. Fikriniz yok. Yok, fikrim yok yani. Nasıl bir şey? Çünkü nasıl gittiğini bilmediğim için bilemem yani. Hiçbir fikriniz yok. Abla nasıl fikir olacak ki bunda? Ben çünkü yoktum, olmadım yani. Ne fikir yapacağız? Çünkü hani nasıl gitti kıyafet olarak onu da bilmiyorum çünkü. Ramazan sence ne olabilir arkadaşın? Senin arkadaşın Nuran. Bilmiyorum abla, fikrim yok. Şimdi çok önemli delillere ulaşıldı. Peki bu deliller nerede bulunmuş olabilir? Abla istediği yerde bulunsun benim için fark etmiyor. Ben yine söylüyorum size. İstediği yer aralı, her taraf aralasın ve bulunsun. Çünkü zaten bir şey bulunmuş yani. Abla bulunsun benim için fark etmiyor diyorum. Çünkü her şey ortaya çıkacak sonunda. Benim amacım bu. Emir nerede bulunmuş olabilir bu deliller? Bilmem, hiçbir fikrim yok abla. Merak ediyorsunuz. Benim ekrana getirmemi istiyorsunuz. Tabii ki. Nasıl yine... Ben ya fikriniz... Abla, şöyle bir şey var. Merak etme diye bir şey yok. Merak etme değil, merak etmiyorum yani. Çünkü orada olmadığım için merak etmiyorum. Orada olsam merak ederim. Doğru nerede mu? Olsanız? Ya olay günü köyde olsam merak ederim böyle bir şeyler olmadığım için. Ya özür dilerim ama sizin gelininiz istersen uzayda ol. Her türlü merak edersin yani. Ya sen bir soru soruyorsun ki nasıl olur, ben ne bileyim nasıl gittiğini bize bilmiyor ki. Ne şekilde gittiğini bir bilmiyor ki bir tane fotoğrafı de. Önce Instagram'a koyar mısınız arkadaşlar? Bir nolu fotoğrafı. Delil niteliğindeki bir nolu arkadaşlar, bir nolu delili bir ekranlara önce bir ekran, ben önce onları merak ediyorum ne diyecekler. Onlar bir, önce siz görün istiyorum, sonra arkasından da Emre ve Savaş'a soracağım. Çok önemli oldu. Yani inşallah çok önemli bir bulgulara ulaşacaklar oradan. Instagram Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koydular şu anda. Yani şöyle 1 2 3 4 5 5 tane ama bir tanesini koyun. Diğerleri beni bekleyin lütfen. Bir tanesini, bir nolu delili. Ablacığım, şu anda izleyiciler görüyorlar. Ben yine diyorum, yine diyorum. Bu araştırmanın ne kadar geniş, ne kadar hızlı, ne kadar iyi yapılırsa benim için daha iyi. Bulunan, görülen her şey benim için daha iyi. Çünkü çıkacağım yani temize. Ben bundan kendimden bu kadar eminim yani. Kesinlikle diyorum yani. Ben o kadar cani değilim. Ne demek cahil değilim? Hani, yani eşime zarar vermem. Tabii ki. Ya zaten Savaş, ben sana şöyle söyleyeyim. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Yani senin zaten zarar verdiğini ben düşünmüyorum. Ama olan bir şeyde birilerine yani yardım bir, etmiş olabilirsin. Ufacık bir bilgim dahi olsa Allah şuradan çıkarmak nasip etmesin. Şimdi peki, dediğim gibi abla bak. Açıklıyorum o. Bir şey söyleyeceğim abla. Delil gelsin ekranlara, sonra tamam. Konuş. Delil gelsin. Bir nolu delil ekranlara geliyor lütfen şimdi.
Bir yerde. Nerede abla, bulunduğunu bunu nasıl direkt, söyleyeceğim? Senden fotoğrafı görebilmez. Direkt sardım geriye de böyle bir elbisesi yok onun. Etek bu. Etek işte. Eteği yok, böyle eteği yok onun. Bildiğim kadarıyla yok. Valla ben Suzan'a sormayacağım, Sema'ya sormayacağım. Çünkü onlar kızlarını doğru düzgün görmüyorlar yani. Bilmedim ya. Kıyafetlerini bilmezler yani. Böyle bir eteğini ben Sema hiç görmüyorum. Sema da zaten 40 yılda bir geliyor size. Ancak yok, siz söyleyeceksiniz. Sema'nın ne ilgisi var canım? Yok, benim yani aldığım böyle bir eteği olmadı hiç. Ben nerede bulunduğunu açıklayacağım. Dur bakalım. Açıklayın abla. Ya bu etek senin eşine ait değil mi? Yok abla, benim aldığım böyle bir eteği yoktu. Bu renk bir eteği ama bazı kıyafetler alarak gitmiş sonuçta değil mi? Ya abla bak. Çocuğun kıyafetlerini almış. Şöyle söyleyeyim bak abla bak. Nasıl gittiğini bilmiyorum. Ama sen diyorsun ki babul bir şey hazırlamış gitmiş çocuğun kıyafetleri, ya çocuğun kimliklerini almış falan dedin ya. Kim bak yok, kimliği zaten verecek dediğim şeyindeydi. Üç kimlikle çocuklarla beraber. Hı hı. Ama orada o dediği anlatılan şeylerin hepsi duruyordu. Ama hazırlama veya yaylaya gittik geldik ya, hı hı, o şekilde duruyor mu onu bilemeyiz. Ama siz dediniz gençte ki giderken bazı kıyafetlerini götürmüş olabileceğini düşünüyoruz. Ama neyi götürdü? Çocukları, çünkü çocukları da götürmeyi düşünüyor ya. Çocukların kıyafetini de götürmüş olabilir dediniz yani. Tamam abla işte, ama sonra aklımıza geldi bak. Biz yaylaya gittiğimizde, hı hı, iki çanta ayarlamış. Hani bebek çantası, ama aynı şekilde duruyor mu diye öyle bir düşünme yaptık yani hani. Oğlanın kıyafetlerinden. Hiç ellemedi yani, boşaltmadı da o şekilde duruyor aynı yerinde diye öyle bir düşüncemiz oldu. Çünkü ben yine diyorum abla ya, planlı bir şey değil bu ya. Planlı bir şey değil derken değil, hani ne demek gitmesi istiyorsun? Gitmesi abla ya. Ha, gitmesi planlı. Anlık onda, anlık. Ha, kafasına vurdu gitti anda. Bir dakika Suzan'cığım. Yani cinayet de mi planlı bir şey olmayabilir cinayet, sence? Cinayet ben bilmiyorum ablacığım. Çünkü planlı derken diyorum yani. Ha, gitmesi planlı bir şey değil de. Çünkü o zaman bak Bursa'da da ilk gittiğinde aniden gitmiş yani. Yataktan kalkmak gitmiş. Üstüne felacasını girip çekmiş gitmiş. Peki cinayeti de aniden olan bir gelişen bir olayla ilgili olabilir mi? Bilemem abla, ben yoktum ki. Sen yoksun ya işte, o yüzden soruyorum. Yani aniden evde gelişen bir olaydan dolayı bir cinayet işlenmiş olabilir mi? Ablacığım öyle bir şey olsa bulurlardı. Emin ben bulamazsam jandarma bulur. Jandarma olsa köpeğe bulurdu. Abla bilmem ki. Hı? Bilmem, hiçbir bilgim yok. Bu kıyafetle ilgili ne düşünüyorsun? Evet, bir etek, ben ne bileyim kimin. Ama onu o kadar küçümseme. Neden olduğunu söyleyeceğim. İki ne oldu delil gelsin ekranlara lütfen. Savaş. Ben bile anlamadım abla. Bir dakika Suzan'cığım. Bir dakika. Emir nedir bu? Abla bu kral çukur mu burası? Sen boş ver, ben sana açıklayacağım. Ya sen bana gördüğün materyalle ilgili söyle. Ya ne bileyim neye benziyor ben bilmem. Ha senin de gözün görüyor. Neye benziyor diyorsun? Valla o neye benziyor Suzan? O ende gördüğüm eteğe benziyor. Bir de şu yanda tarafta görürken. O da örtü mü? Ne o? Burada etek metek bir şey gözükmüyor. Solda bir dur, etek var. Dur bekle ya. Başka neler var neler yani. Ben bilmiyorum. Ha, onu öyle gördüm. Tamam ben. Bekleyin bir dakika da. Bu yastık kılıfı. Mavi kenarlı, kırmızı çiçekli, üzerinde de toprak lekeleri ve pembe bir leke var sevgili izleyiciler. Zaten hepsini biz şu anda ekrana girdikçe hemen arkasından Instagram'a da giriyorlar ama diğerleri için lütfen beni bekleyin. Bu bir yastık kılıfı. Yastık kılıfı yani. Tamam. Hı-hı. Üzerinde yastık kılıfın üzerinde toprak lekeleri var ve de pembe bir leke var. Abla dediğim gibi direkt çözeceğim. Kara çukur olursa söyleyeceğim ne sana olduğunu. Sana niye söyleyeyim? Şu anda söylemeyeceğim. Hepsini ekranlara getireceğim. Niye yerin, niye nerede bulunduğunu da söyleyeceğim. Sen merak etme. Nasıl bulunduğunu da söyleyeceğim. Abla, ya Kara çukur bölgesi olduğunu söylersem ne diyeceğim mesela? Ya benim çöp attığım yer var. Orayı söyleyeceğim sana. Ha senin böyle çöp attığın yer. Elbise attığım yer var. Orayı bunları söyleyeceğim sen atmış olabilir misin? Attığım yer var. Onu söyleyeceğim. Yani benim mekanın orasıysa söyleyeceğim diye daha. Ha dur bakalım Allah o zaman. Allah. Hepsini getireyim ekranlara. Bunu sen atmış olabilir misin? O yüzden ya göstermeden bilemem. Benim bakalım kullandığım yer mi? Ama o zaman kıyafetleri tanıman lazım. Kıyafetleri ben ne tanıyayım? Galiba beladan kıyafet var orada. Eşinin kıyafetleri olabilir mi diyorsun? Atamdan, dedemden. Ha, bu yastık kılıfı eşinin falan mı? Eşin mi? At mı dedi bunları sana? Ya öyle değil abla. Kullanmadığımız eski şeyler oluyor. Çuvalda duruyor öyle. Hı. Bir yerimiz var. Oraya atıyoruz yani. Çöp atıyorsunuz. Niyetine. Allah Allah. Çok ilginç o zaman. Çöp niyetine attığımız yer var. Çöp niyetine attığınız evet. Bir yer var. Allah Allah çok enteresan. Enteresan köy, değil mi arkadaşlar köy yer, bunlar? Köy yeri abla ya. Herkes öyle yapıyor. Her bir tek onun özel değil yani. Her bir tek onun özel değil abla, herkes öyle yapıyor.
Böyle çöp arabası yani köylere var. Başka yeri yok ki. Şimdi ilk fotoğraf, birinci delili de ekranlara tekrar fotoğraf olarak getirir misiniz? Birinci. Burada da çok yıprandığı için atılan bir eteğe çok fazla benzemiyor. Kullanıp attık dediğin için söylüyorum. Eteği, Hacer etekten bahsediyorum. Tuğçe, bir nolu delil. Bir nolu. Evet. Orada yıprandığı için atılan bir eteğe benzemiyor sevgili izleyiciler. Ya yani bizim gördüğümüz bir beyazlık var. Sanki bir çamaşır suyu lekesi, toz da olabilir ama abla bir şey daha söyleyebilir tozlu biraz çok fazla kesiyorum. Görünmüyor. Abla bir şey daha söyleyebilir miyim? Çünkü nerede bulunduğunu ya da söyleyeceğim. Bu elbiseyi atan kimse sahibi tanıyordur attığı kişi. Arasını bağlansın o zaman. İşte o yüzden yayınlıyoruz. Bekle. Önce size soruyoruz. Nuran kayıp abla, ya. Abla ben öyle bir elbise tanımıyorum abla. Hani yok. Peki. Misafirimiz geldi. Hoş geldin. Kedilerimizden biri. Şimdi üç nolu delili arkadaşlar. Üç nolu delili. Bir ekranlara getirir misiniz lütfen? Baktığını gördüm. Tanıdın mı bunu? Ya bizim malzemelere benziyor da onun için tanıyayım. Yerini göstersen sana söyleyeceğim attığım yere. Dur bekle ya. Kara çukurusu ama başka yerse bilmem. Şimdi çok çok önemli bir delil var. Onu önce Instagram'a koyalım, izleyiciler görsün. Çok enteresan bir delil. Çok çok önemli bir delil. O bir ekranlara gelsin lütfen. Instagram'a önce girsin. Kaç nolu? Şimdi bu 1, 2, 3'ü verdik. Arkadaşlar 5 nolu delile verir misiniz? 5'i verin. 5'i ekranlara getirin. Şimdi 3 nolu delildeyiz şu anda. Karıştırmayın lütfen. 3 nolu delil ekranda, 5 nolu delil de Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. Şimdi burada dikkatinizi çeken sadece şalvar mı oldu? Arkada benim bir şey... Abla benim hiçbir şey dikkatimi çekmedi. Ben gülümsedim. Bak, neden gülümsedim biliyor musun ablacığım? Savaş, arkada bu köyde ne var, her yerde var. Bak arkada ne var biliyor musun? Beyaz bir şey var. O ne? Ben bilemem ablacığım. Ben hani şu an bunlarla alakalı hiçbir şey diyemem. Çünkü köyün her yerinde var böyle şeyler. Hayır, arkada ne var biliyor musun? Bebek zıbını var. Şu beyaz olan bebek zıbını. 60'larda abla ben ne bileyim kim attıysa arasını bağlansın attım. Beyaz annesin. Ama rengi biraz gitmiş. Zıbın biraz yıpranmış. Sizin çocuğunuzun, oğlunun o zaman 1,5 yaşında böyle bir zıbını var mıydı? Abla ben öyle zıbın bunu bilmem çünkü Nuran giydirir onu. Yani çocuk hala altı bezli miydi? Daha 3-4 ay alıyor kendisi bıraktı. Ha, o zaman bir altı da bezliydi yani. Tabii ki. 3-4 ay aldı kendisi bırakalı. Anladım. Yani bunu peki beyaz bir şey. Ablam zıbı. Bak gidin üstüne istediğiniz kadar gidin ben sıkıntı yok. Ama bunlar bana tuhaf gelmiyor. Neden biliyor musunuz? Köyde her yerde var böyle şeyler. İnsan aldığını tık, beyaz zıbın. Atıyor. Dur, yok daha o bitmedi. Şekilde elbise olarak diyor. Daha bitmedi bak beyaz zıbın var o var. Peki senin torunun var mı? Benim. Evet. Benim çocuklarımın mesela Karaçukur dediğiniz yer ise çocuklarımın olabilir. Kaç yani çocukların kaç yaşında senin? Birinci sınıfa gidiyor en küçüğü işte. Zıbını kime giydiriyorlar orada bebeklere ya da 1,5-2 yaşında mı çocuklara giydiriyorlar? Tamam ablacığım. Senin çocukların o yaşta değil ki. Küçüğüken oraya gitmiyor mu? Ya özür dilerim okula giden çocuğa zıbın mı giydiriyorlar Emir? Bebek bu... ya bebek zıbını ya. Anlamadın mı? Şunu bir daha ekranlara getirsenize bu delili, bu zıbınlı olan, üç nolu delili. Bir daha ekranlara getirin lütfen. Bir daha izleyelim. 3. Zıbın var arkada. Senin çocukların ilkokul 1'e gidiyor. Sen dedin ki benim attığım eşyalar olabilir. Ablacığım böyle genel bir şey diyemem. Çünkü bir laf atıyorsunuz ortaya
Laf atmıyorum ya, bunlar bir bak bu ihbar, ya yetkililerin, özel ekibin bir ihbar sonucunda bir yerde buldukları yer ve lokasyonu hepsini söyleyeceğim ben size. Sıkıntı yok abla. Ama bir, bunlar nasıl, hangi şekilde bulunduğunu da ben açıklayacağım. Merak etme. Açıklayayım. Ama sen bana az önce dedin ki benim bana yakın bir bölgeme lokasyonu öğrenmeye çalışıyorsun. Benim çocuklarıma ya, ait olabilir. Eski var, onun eski kıyafet diye. Ama bak zıbın. Çocuk elbisesi de var. Kendi elbisesi ama senin çocuğun bir yaşında. Allah şunu söyle direkt o zaman. Nereye attığını söyle, orasını direkt ortaya çıkarsa dur ya attığın sen, yeri söylesen. Ama dedi ki yattığım o zaman. Bunlar benimkiler olabilir diyor. Zıbın. Onu demek tamam. Emir seninle ilgili çok önemli. Ben hepsini açıklayacağım. Sonra seninle ilgili acayip bomba bir ihbar var. Var İddia var. Var. Onu da açıklayacağım. Onu ama da bekle daha sabırlı ol. Önce bunları bir açıklayayım lütfen. Tamam görelim. Savaş, senin eşine ait olabilir mi bu şalvar? Yok abla. Vallahi ben bu şalvarı birazdan çünkü benim eşim şalvar söyleyeceğim. Girmez abla. Neyse birazdan yani bir şey onu da söyleyeceğim. Dört nolu delili arkadaşlar ekranlara getirir misiniz? Eş zamanlı Instagram'a da koyun. Dört nolu delil. Buyurun lütfen. Bu da şalvar gibi ama eteğe benziyor. İşte toprak lekeleri şalvar var. Abla. Şalvar mı? Şalvar. Toprak lekeleri var. Çok yıpranmış eski bir eteğe benzemiyor açık söylemek gerekirse. Evet, şalvar ya. Bizim... Ama yani çöp olarak atılmasını gerektirecek bir durumda değil. Fakat işte iki yıldır bir yerde olduğu için o yeri açıklayacağım birazdan. İşte yani toprak olmuş biraz. Ya İşine şu anda ait olabilir hani mi Savaş? Bizim kervanın üstünde yoksa abla. Hani babaannemin üstünde yok, babaannemin şalvarına benziyor abla, ne diyeyim? Değil mi işte ya? Hani ben ne diyeyim abla şimdi? Benim sana eşim şalvar malva giymez de. Köyde giymez mi? Yok ben abla. Giyerim, çok da güzel oluyor. Giydi diyen gelse karşıma söylesin abla. Giyerdi diyen yani. Şalvar malva giymez abla. Eşine ait olduğunu düşünmüyorsun. Yok abla yok. Etek vardı. Etek abla, ben öyle bir etek giydiğini hiç düşünmüyorum. Zıbın oğluna da ait olmayabilir. Yok ablacığım. Ben zımımımım bilmiyorum hani tamam dediğinizi anladım, çıt çıtlı bir şeydi ya. Evet. O sırada yok, bezli çünkü çocuk da bezli yok, yani. Hı? Benim çocuğumun her şeyi evindedir. Emir bunlar? Sen de bir şey çağrıştırdın mı? Bunlar Nuran'a ait olabilir mi ya da size yok, ait? Yok abla öyle Nuran'a ait diyen değil. Nereden biliyorsun? Nuran'a ait olup olmadığını mesela Savaş bilir. Ben nereden biliyorum Nuran'a ait olup olmadığını? Görüyorsun ya gelini da şey yaylada görüyorsun, orada görüyorsun. Ya, görüyorum da bunlarla mı görüyorum? Böyle şeylerle mi görüyorum? Şalvarla dolaşmıyor mu oralarda hiç? Şalvara ben zaten karşıyım. Ben eşim de giyemiyor zaten. Giyedemiyorum. Bunu bilmem. Peki. Sizin gördüğünüz 5 nolu delili ekranlara getirelim mi Pınar? Şu an izleyiciler Instagram'da gördüler. 5 nolu delili ekranlara gelsin lütfen. Anladınız mı? Burada ne var? Çanta abla. Küçük bir çanta, bebek aynen çantası abla. Mı? Onun yanındaki şeyi gördün mü? Ne var orada? Çocuk bezine benziyor. Bence. Şu soldaki mi abla? Çocuk bezine benziyor. Çocuk evet. Yok ya ben çantayı gördüm mü? Zaten gözümü kapattım. Geriye sardım abla da. Hani ona benzer bir çantası var ama rengi mordu yani. Böyle kırmızı değildi. Eşinin buna rengi... Yok abla öyle bir çantası yoktu. Hı? Yoktu abla. Ben ama ne söyleyeyim çocuk... yani? Şey yok. Var orada. Bezi var. Bez var çocuk. Ablacığım bebek ben size var. Yine diyorum bak bunlar benim komüme gidiyor. Yanlış anlamayın beni. Hani işiniz küçümlemekten değil. Dur çünkü ya. Bizim köy yeri hani hep millet böyle yani aldığını atar sağa sola yani. Bu yüzden komüme gidiyor yani. Sizle alakası yok yanlış anlamayın. Atsa evet. Evet atsa bir yerde anlayacağım. Atılsa evet. Ama atılmış mı? Ablacığım bilemem ben. Ama ben benim ait değil. Bekle ya. Bekle. Yani Nuran'a ait değil yani. Peki. Ben onu söyleyeyim abla. Şimdi bunları topla halde bir ekranlara bir daha getirsene Pınar'cığım. Hadi Hacer'cığım. Bütün deliller. Müzik
umarım bunlar senin ahırına yakın bir yerde bulundu. Tamam işte. Karaçukur'da senin tamam, ahırına yakın bir yerde bulundu. Tamam ama nasıl bulundu? Bir çuvalın içinde. Tamam doğru. Ama toprağa gömülü olarak bulundu. Ya ne zamandan beri atılmış canım? Toprağa gömülü olarak bak, bulundu. Ablacığım, atılma değil bak dikkatini çekerim. Yürümeyin beni Allah aşkına. Ay, Savaş dikkatini çekerim. En sonunda kızacağım ha. Hayır toprağa gömülü olarak bulundu. Gömülmüş toprağa. Abla demek ki sizin diyorsunuz. Yani... En son Emir'le ilgili şey söylemedim ki dur sabırlı ol tamam, ya. Tamam abla sıkıntı yok size. Ya benim yanındaki adam ben bilmiyorum ablaya. Ya. Beraber çay içtik dedim ya o, saat, o kaybolduğu saatte. Allah Allah ya. Ve buna da şahitler de var. Bu delillerin üzerinde DNA incelemesi yapılacak. Yapılsın abla. Merak etme. Yapılsın. Senin ahırına yakın bir yerde. E tamam. Çuvalın içi, yani bir çuvalın içinde. Ha, çuvalda da olabilir, toprağı, çuvalsız da olabilir. Ve toprağa gömülü olarak. Gömmek ha, ne olur. Demek? Eşelemişler, atmamışlar yani. Hı, sen olur, attım olabilir, dedin. Olabilir. Eşelemişler, gömmüşler, üzerini toprakla kapatmışlar. Kendisi kapanamaz mı yani bu... Dünkü bir ömür mesele değil. Ya uzatmana gerek belki yok. Belki 10 seneki kimisi. Ya gömmekle toprak atılmanın farkı var. Ya biliyorsun herhalde uzatma, şey. Abla, ne, uzatmana gerek yok bu konuyu. Siz de dediniz DNA yapılabilir. Yapsınlar ablacığım. Tamam. Gelelim köydeki ben çok önemli birine. Ben başka bir şey konuşmak istiyorum. Sizinle bitirin dur, de. Dur. Asıl ha. Bunu duy. Çok önemli birinin tamam, ihbarı doğrultusunda. Diyor ki herkes köylüler Boncuk Çukur Köyü sakinleri konuşmaya başlamışlar. Konuşma Emir seni evinde bazı kıyafetleri, köydeki evinde bazı kıyafetleri yakarken görmüşler. Nurhan kaybolduktan sonra. Bazı kıyafetleri? Yakarken görmüşler. Kıyafet derken kıyafet olabilir, olmayabilir. O evin önünde çalı yakarken giymediğimi, beğenmediğimi, yani çöpe götürmeye kaçtığımı, yani ormana da atmayayım dediğime yaktığımız oldu. Mesela efendime söyleyeyim pantolon olur. Yatak yüzü olur yani işime yaramayan hep yaktığım olur. Şimdi abla bir şey de ben de söyleyeceğim. Çalıyla birlik. Ben de söyleyeceğim abla. Hani dediniz ya Emir hakkında böyle ihbar vardı. Yakmayan varsa söylesin. Aynen. Eşyasını. Suzancığım köyde yakılır mı öyle eşyalar? Ama özellikle Nurhan kaybolduktan kısa bir süre sonra bunu yapmışsın. Yani sizin öyle, köyde... Öyle yaramayanı yakıyorlar. Tabii ben her sene yapıyorum ya. Kemal Bey. Yakıyorlar şimdi doğru. Ama kızımız abla, kaybolduktan kısa bir süre sonra... Size süre söylediler mi abla? Süreyi bilmiyorum henüz. Ben size şöyle söyleyeyim abla. Nurhan kaybolduktan işte bir hafta veya 10 gün içinde amcam yaylaya gitti zaten. Ot göçü zamanı, ot zamanı çünkü çalışmaya gitti hep beraber. Ondan sonra ne zaman geldi de yaktı bunu söylesin o zaman. Bak ben yine diyorum. Bunlar her insanın yaptığı şeyler. Konunuz bittiyse ben başka bir şey isteyeceğim sizden. Söyle. Benim istediğim abla bak o gün anne hatırlarsa söylüyorum bak o gün köy yollarında çoğu yollar kapalıydı. Hı. Ana yol hariç hani bütün köylü hani mesela bizim üst yol olsun başka yollar hani bir iki yol mu açıktı. Ben abla köy arasınlar aramasınlar demiyorum ama ben şahsen diyorum köyden aşağıdan daha çok hani bulunması daha çabuk olur bana göre. Özür dilerim ne dedi bir daha söyle. Hani köyden aşağı gitsin yani. Köyde bulunmayacağını ben eminim çünkü çoktan çıkardım. Köyden nereye doğru? Söyle nereye doğru baksınlar? Yani SPA'ya doğru baksınlar abla diyorum demek istediğim yani. Hayır cesedi orada mı olabilir diyorsun? Ceset değil abla bu arabaya binip gitme. Ya ceset Savaş çok özür değil. Dilerim ya. Sen o zaman gidiyorsun HES kameralarına bakıyorsun kardeşim. Senin eşin kaybolmuş. HES kameralarına saat 16'dan sonra bakıyorsun. 16'dan sonra 16.01, 16.02, 16.03, 16.04. Tamam ablacığım madem da. Madem bu kadar dakika bakıyorsun. Onları da pazartesi ekranlara. Biraz sonra ekranlara getireceğim ya. Arka, tamam. Sinirlenmeyeyim diyorum. Sinirleniyorum. Ablacığım, bak bir dakika bekleme. Bir dakika yok. Ama haklı, sinir oluyorum yani. 16'dan sonra dakika bakıyorsun. Ama nedense senin kadar akıllı bir çocuk sabah saat itibaren HES kameralarına bakmak istemiyor. Ve saat gece saat 23'ten sonra da ya ben bütün haftaya bakarım ya ama sen 16'dan 23'e kadar abla, bakıyorsun. Abla bak ben size dün dedim tamam o kadar kardeşim. Profesyonel olsaydım burada işim yoktu. Birincisi hadi bu. Canım ona niye bakıyorsun dakika tut. Onu ekranlara ben getireceğim. Abla işte, ben bakmadım abla işte. Ama sen öncesine bakalım. Niye demiyorsun? Ablacığım ben kendimden şüphelenmedim. Niye bakayım diyorum ki? Ya ben zaten senin karını öldürdüğünü düşünmüyorum. Birine yardım ettin ya. Neyse. Ablacığım öyle bir şey de olsa annesi gelsin. Söylerim yani. Şükür'ün annesi değil. Bir gelsin lütfen. Onunla pazartesi bu... ya da biraz sonra ekranlara getirebilirim. Gelir misin Fatma? Evet tamam. Bir araya gideceğim sonra hemen devam edeceğiz. Biraz ara lütfen. Merhaba Fatma. En karmaşık yayını yapıyorum. 10 yıldır bir çocuk ortalıklarda yok farkında mısın? Nasıl bir aile sırrı bu? Türkiye bu olayı konuşuyor. Siz annesiniz Fatma Hanım o da baba ve evladınız yok. 10 yıldır da susuyorsunuz. Şükür Türkan'a ait hangi eşya bulundu? Şu gelin evde çocuğun bir tane eşyasını bulun. O zaman eşyaların hepsini götürmüş efendim.
evdeki o eşya öyle şeyler anlatacak ki. 15 yaşındaki Şükür Türkan yaşıyor mu? Şüphelisin, suçlusun, bu kızın nerede olduğunu biliyorsun. O yüzden kekeleyorsun bak sen. Bu kızın sen kaçırılacaksın. 10 yıllık büyük sır çözülecek mi? Bu çözülecek. Bu kızı bul. Sen biliyorsun bu kızın nerede olduğunu. Bu saatten sonra duramayacağım. Yani öleceğimi bilsem yine durmayacağım. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. 10 yıldır ortalıklarda olmayan ve annesi babası da 10 yıldır suskun olan Şükür'ün kaybını konuşuyoruz. Annesi Fatma burada, babası da Mustafa da ilerleyen dakikalarda evden canlı yayına katılacak. Dün işte biraz sinirlendi, öfkelendi ama Fatma'nın da biraz öfkeli olduğunu biliyorum. Biraz haberler aldım. Neden öfkeli olduğunu herhalde kendisi ilerleyen dakikalarda bize açıklar. Mustafa yine evden yayına katılacak ama Fatma şunu da ısrarcı sevgili izleyiciler. Mustafa'nın oraya giderken bir planı olduğunu söylüyor. Aynen. Hepsini konuşacağız. İzninizle bir araya gidelim. Sonra kesintisiz ve soluksuz sizlerle birlikte olacağız. Ekranlar açık kalsın. Orada işinizi halledersiniz. Sonra soluksuz bizi izleyebilirsiniz. Birazdan birlikteyiz inşallah. En karmaşık yayını yapıyorum. 10 yıldır bir çocuk ortalıklarda yok, farkında mısın? Nasıl bir aile sırrı bu? Türkiye bu olayı konuşuyor. Siz annesiniz, Fatma Hanım o da baba ve evladınız yok. 10 yıldır da susuyorsunuz. Şükür Türkan'a ait hangi eşya bulundu? Şu gelin evde çocuğun bir tane eşyasını bulun. O zaman eşyaların hepsini götürmüş efendim. Evdeki o eşya öyle şeyler anlatacak ki. 15 yaşındaki Şükür Türkan yaşıyor mu? Şüphelisin, suçlusun, bu kızın nerede olduğunu biliyorsun. O yüzden kekeleyorsun bak sen. Bu kızı sen kaçırılacaksın. 10 yıllık büyük sır çözülecek mi? Bu çözülecek. Bu kızı bul. Sen biliyorsun bu kızın nerede olduğunu. Bu saatten sonra duramayacağım. Yani öleceğimi bilsem yine durmayacağım. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. 15 yaşındaki kız çocuğu Şükür Türkan'ın şüpheli kaybıyla devam ediyoruz. Anne Fatma burada, baba Mustafa. Evde Çarıksaraylar kasabasında, Isparta'da, köyünde, evinde sevgilisini çocuklarıyla tanıştırdı. Fatma'nın şu an öfkeli olduğunu biliyorum. Dün akşam çünkü orada yani biraz gerildi Mustafa biliyorum ama Fatma daha çok gerginmiş. Mustafa merhabalar. Merhaba. Teşekkürler. Şimdi senin amacının ya oraya gitmekle, köye gitmekle bir amacın olduğunu düşünüyor Fatma. Aynen. Da ona geleceğim ama önce Fatma sen dün akşam neye sinirlendin? Ne oldu da bir senin bu kadar? Doğum günü kutlayacaklardı ya. Doğum günü çocuğu yok ortada. İki tane çocuğum yok ortada. Evet. Üçüye ortanca oğlum. Üçüye güzel oyun oynuyorlar. Sanki bir kayıp yok, cenaze yok evde gibi. Yani bir kayıp olan bir şey yok gibi. Hı-hı. Evde düğün yapıyorlar. Çalgıcı yapıyorlar yani. Kaşık havası falan. Kaşık havası şey... Yani bir yayın açmışsınız da Fatma ondan bahsediyor galiba Mustafa. Yani orada Tahsin, sen, sevgilin... Tahsin yok Yasin. Özür dilerim Yasin. Tahsin'in doğum günü. Yasin, sen ve sevgilin üçünüz kaşık havası oynamışsınız. Doğru mu? Oynadım. Diyordu ki ya orada çocuklarım ondan korkar. Çocuklarım evden kovacak diyordu ya. Ben onun için yaptım, ona nispet yaptım. Tamam, öte ikisi nerede? Esas doğum günü çocuğu nerede? Sana sormalı. Ben ona sana nispet yaptım dedin ya. Çocuk, hı-hı, çocuğumu oğlum evden kovacak, koyunları satacak dedin, hı-hı, ya. Koyuna indin mi aşağıya? Koyuna baktın mı? Enmedim. Bilmem, hiç enmemiş koyunun enmedim. Yanına. Enmedim. Sen gelin bir bakalım. Yani orada manasıyla gitti. Koyunun yanına erip de çocuk mesela zaman saat 9.30'da kalkmış çocuk kendi ortanca şeyim. Evet. Salmış koyunu yenisi gitmiş. Yani şimdi ne kahvaltı ne bir şey hiç hazırlamadan. Ona birazdan geleceğiz de. Siz her akşam canlı yayın mı açıyorsunuz Mustafa? Kız arkadaşınla. Ben açıyorum mu? Ben bilmiyorum, izlemedim, görmedim. Yani her akşam canlıyım mı? Fatma dedi çünkü. Ben açarım veya şey açmam. Veya sevgilim açıyor açmaz, onu ilgilendirmez. Açarım ya da açmam, onu ilgilendirmez diyor. Bilmem, açsın açmasın, beni ilgilendirmez. Onu ilgilendirmez. İlgilendirmez ama Mustafa çıkarsa şu kadar şey, takip, yani
bir şey atın. Eğer şu şöyle bir şey Mustafa çıkacak. Yani o Mustafa'dan prim yapmaya çalışıyor yani. Bizim kız arkadaşı Mustafa'yı ve senin adını çocuğu da kullanarak prim yapmaya çalışıyor. Aynen prim yapıyor. Milletten şey istiyorum. Seni kullandığını söylüyor kız arkadaşının. Benim prime ihtiyacım var mı? Kız arkadaşım benim, yapıyormuş. Benim kız arkadaşımın orada ismini anmayın bak. Söylemedik canım. Benim ismini anmayın. Tamam mı? Ben yapıyorsam... Bir zaman ben araştırmasını ben yapıyorsam, adı neyse, ben sen neyse çıksın ortada. Prim kazanıyorsun. Konumuz ama ben şurada değil ki. Ortada. Evlatlarım ama var orada. Şükürüm kaybıyla bağlantısı tamam, yok ki. Evlatlarım var Didem Hanım. Şu anda ama onlarla beraber olmasan rahatsız mısın? Rahatsızım çünkü evlatlarım var orada benim. Yani onlar rahatsız. Ortalca ama ben, büyük oğlum varsa gel evlatların başına durma. Büyük oğlum ben annem olmaktan sonra ben doğum gününü kutlamam demiş mesela. Büyüğün günü hiç... Tahsin öyle mi söylemiş? Öyle söylemiş. Yani kutlamamış. Kutlamadınız mı doğum günü Mustafa? Hani doğum niye çekmemişler? Çocuk şey doğum yapmadı günü ya. Ben dedi annem orada sen burada ben yapmak istemiyorum dedi. İşte. Ha pastayı kesemediniz ama pastayı mi? Kestik yedik. Ha kesip yediniz. Pastayı kestik yedik niye beraber çocuklarla yedik. Keserken niye çekip atmamışlar? Pastayı keserken niye o zaman çekmediniz? Ya sana ne sana ne benim doğum günü yaptığım çocuklarla eğlendiğim ve canlı yayın yaptığım sana ne? Yok dedi tamam. Sana sadece ne? Oyunla gitti buradan. Onun bir amacı vardı, onun için gitti. Kıskançlığından karnın patlayacak orada. Kıskançlığından, fesatlığından karnın patlayacak orada. Hani bana diyordu ya mesela, beni hapishaneye sokturmak için bir planı var, bir şey var. Sadece bunun planı var. Benim şeyim, sadece bana suç atıyor, başka hiçbir şey değil. Onun planı o. Yani kıskandırma ne amacı. Ne suç atıyorum ben sana, söylesene. Yani başka sana bir şey ne yok. Benim canlı yayın yaptığım, sevgili yaptığım, sana ne? Buğdan beni seviyordun da niye yanımdan mesela gittin? Mesela biri katıldı. Niye sevgili canlı yaptın? Canlı katıldı. Kıskançlığından karnın patlayacak senin. Yok dedim hanım ben kıskanmıyorum falan. Hiç umurumda değil. Sana ne benim sevgili yaptığımdan, çocuklarımla oynadığımdan sana ben evlatlarımı düşünüyorum. Evlatlarımdan başka hiçbir şey umurumda değil. Evlatlarını düşünüyordun da niye sevgili yaptın? Hiç niye şey İzmir'e değil. Gittin sevgilinin yanına otele? Başka ne umurumda değil senin? Gittin mi İzmir'e? Hayır dedi o. Yalan söylüyor. Vallahi ispatlarım bak. Çünkü bak dün akşam biri daha katıldı. O da onun arkadaşıymış. Evet. Ben şey hesap açmışım. Ona kötü söz söylemişim. Bu da diyor ki o diyor o aklı çalıştıramaz. Yani o onun aklına o kadar çalıştıramaz. Gizli şey açıp da sana bir şeyler yazamaz. O başkasıdır diyor. Ya orada biri yorumda bulunmuş bir fake hesaptan. Evet. Ondan sonra Ya sen beni niye takip ediyorsun? Sen benim sevgilimi beni niye takip ediyorsun sen? Sen benden nefret etmiyor mu? Benim takipçilerim. Ben senin tiplerini takip etmiyorum. Benim sen kendini takip ediyorsun. Kendin giriyorsun yayına. Kendin giriyorsun i̇şte yayına. İşte kendin giriyorsun mu? Özel hayatımdan. Beni takip ediyor diyor Mustafa. Hayır ben takip etmiyorum. Benim takipçilerim de bana atıyor. Yani ona yazıp da mesela onlar engelliyor ya benden ilgili yazanları engelliyorlar hemen. Hmm. Ama benim takipçilerim de bana atıyor. Bir dakika Mustafa bir dakika şunu bir netleştirmem lazım. Yani dün akşam bir yayın yaptılar. Orada Yasin'le beraber kaşık havası falan oynuyorlar. Onları şey yapıyorlar senin takipçilerin sana verdi. Sen izlemedin mi onu? Hayır izlemedim Didem Hanım. Sadece bana söyledikleri lafları mesela. Bayanın ismini de söylüyor. Didem Hanım vallahi söylüyor bak. Bir tanesi bana ne yazdı biliyor musun? Ne yazdı? Bir tanesi bana ne yazdı biliyor musun? Ben de onun avukatıyım diyor. Ben onun evini her şeyini hazırladım. Çocuklarını alsın gelsin diyor. Ben öyle bir şey bilmiyorum. Yani takipçiler mi yazıyor? Avukatıyım ben onu diyor. Ben avukatım diyor. Ben haberim yok. Peki ben özür dilerim ama Mustafa yani sen gerçekten kaşık havası oynadın mı şeyle Yasin'le oynadım. Ve kız arkadaşınla? Oynadılar dedim. Oynadım. Bir de bir şey daha diyebilir miyim? Diyeyim orada ama. Bak bize attık. Bir de diyor ki ya. Biz de onu yaptık orada yayınlar. Bir dakika ama Mustafa'yı dinle bir şey anlatıyor. Bir dakika Mustafa. Anlamadım ne dedin? Mustafa. Didem Hanım bak ben oynadım da canlı yayını açmadım ama sevgilim açtı. Burada sevgilimle de oynadım. Oğlumla da oynadım. Bilek güreşte yaptık. Üç oğlumla da. Orada hepsi orada. Yayınlayın. Sıkıntım yok. Tamam yani şu an onu bir bulsunlar arkadaşlarım da. Onu biraz zaman alır. Bulursak yayınlarız tamam. Doğan'a yattık biz. Bana kıskanmış diyor ya. Aha. Akşam diyor ki ona evlilik teklif ediyor telefona. O, bu da doğru bir şey yazamadığı için o da diyor olmaz diyor. Güzel bir şey yaz da yolla diyor. Ben evlilik teklifi diyor. Bu da diyor ki ben Fatma'ya giderim o zaman diyor. O zaman bu da dedi ki ben seni engellerim dedi. Ondan sonra ağlamaya başladı. Yani bunlar birbirlerine şey yapıyorlar başka bir şey. Hayır, ben şunu söylemeye çalışıyor. Yani sen kabul etmezsen demişsin sevgiline evlilik teklifini. Ben de Fatma'nın yanına diyor. Bir dakika ben de Fatma'nın yanına giderim demişsin. Öyle mi dedin? Kız arkadaşına. Didem Hanım, demin ne dedi orada? Ben onu takip etmiyorum dedi. Benim yazdıklarımı nereden görüyor?
Benim yazdıklarımı nereden görüyor ben dedi. Takip ediyorum değil mi? Benim yazdıklarımı nereden görüyor? Yani herkes şey değil. Sizin canlı yayını izleyenler yalan mesela... Yalan konuşma. Ben takip etmiyorum değil mi? Çünkü engelli. Belki fake hesap kurmuşsundur, oradan yok, takip ediyorsun. Diyor ya aklı çalışmaz olarak diye. Ben, ya bir şey söyleyeceğim sonuçta. Ben canlı yayını açmıyorum. Sevgilimin açtığı yayını takip ediyor, oraya giriyor. Ben girmiyorum diyorum. Benim engelli. Yazdıklarımı nereden görüyor Didem Hanım? Bir dakika Mustafa, Fatma bak bir şey söyleyeceğim. Sonuçta sen kızının kaybıyla ilgili her şey ortaya çıksın istiyorsun. Aynen, ben kızım, dolayısıyla, ben izim yok. Dolayısıyla yani Mustafa'yı da onun işte kız arkadaşını da ne yapıyorlar diye takip etmek senin en doğal hakkı, niye gizliyorsun? Evden bir insan kayıp mı? Bir can kayıp mı? Şükür yok, evden ama gitti. Benim evimde o çalgıcı, düğüncü ne işi var? Kendi kızı değil mi o evlat? Duydun mu Mustafa? 3 tane çocuk var. O çocukların psikolojisi şeyi önemli değil mi? Annesi yok, ablası yok. Ya ben onu akşam niye yaptım dedin ya. Çocuklar işte gelince çocukları evden kovacak, malları satacak. İşte çocukları tehdit ediyor, bilmem evden kovuyor diye. Ben ona nispet yaptım. Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok. Ben çocuğumu kaybetmedim. Çocuğu kaybeden sensin. Aynen. Tamam mı? Beni takip etme madem. Benim sevgilimi takip etme. Ben burada çocuğumun yanına geldim. Daha Büşra şahit. Engelledim. Büşra'ya sorabilirsin Didem Hanım. Dünkü ev nasıldı, bugünkü ev nasıldı? Sorsun mu? Canlı yayında burada çekelim evi. Bir dakika özür dilerim. Şunu merak ediyorum ben Fatma. Peki sen özellikle yani Şükür'ün kaybolduğu bir evde o tarz oyunların oynanmasından mı rahatsızsın? Yoksa bir sevgili yapmasından mı rahatsızsın? Ben sevgiliden rahatsız değilim Didem Hanım. Ne kadar sevgili yaparsa yapsın ben onunla değil. Ama bir evladımız kayıt mesela. O şimdi zaman niye takip ediyorsun benim sevgilimin canlı yayını? Ben onu takip etmiyorum. Ben adını ismini bilmiyordum. Benim TikTok'umda ne işi var? Beni takip etmese ben niye görürsün? Ama ben engelledim. Ha, o seni mi takip ediyor? Beni takip etmiş çünkü ben onu göremem. Çünkü adını ismini bilmiyorum. Neden benim şeyime çıktı? Ben onu takip etmiyorum. Yok, sana oteldekiler uçuruyor. Oteldekiler uçuruyor sana. Ben her şeyden haberim var. Uçurla. Yani birileri uçuruyor mu bilgileri sana? Yok, sadece takipçiler mi yazıyor bana? Bilmiyorum. Yani onun ne kadar takipçisi varsa benim ne kadar takipçim var. Bak ben oradakilerin hepsini söylerim ama bak ekmeğe oynarız bak. Hiç kimse uçurmaya bana. Yok uçurmuyorlar, ben bilmiyorum. Benim yanımda aradılar seni. Ben oteldeyken benim yanımda aradılar seni. Öyle mi? Sen oğullarını konuştun mu? Ya konuştum madem çocuk kayıpsa. Bir dakika madem Mustafa. Çocuk kayıpsa, bir bak daha. Çocuk kayıpsa madem çocuğun kayıbıyla uğraş. Benim sevgilimle benim hayatımla özel hayatımla uğraşma. Evet sen de tamam sevgilinle rahat rahat yaşa. Oğlunla konuştun mu? Kimle konuştun? Kıskançlığından karnın patlayacak. Ağzın yüzün, dudakların uçukladı. Ben onun için patlamadım. Ben tamam mı? Bir dakika dur, ne diyor bak Mustafa diyor ki kıskançlığından uçukladı. Ne patladı patladı? Daha düne kadar abi, demedin mi sen? Ben onu sevmedim, sevgili yapmazdım. Ben düne kadar Ağustos'a kadar seviyordum, onu ilk göz ağrımdı demedin mi? Hayır. Kıskanıyor musun? Demedin. Haydi devam. Sonundan dediğime pişman oldum dedin. Ben de şimdi öfke var ve nefret var. Başka hiçbir şey yok. Öfke ve nefret duyuyorum Mustafa'ya karşı. Sevgi yok diyor. Sevgi yok. İnan o zaman nefret ediyorsa benim özel hayatımla sevgilimle uğraşmasın o zaman. Benim dayanamadığım şey sadece evladımız ortada olmayışta. Yani Şükür'ün kaybolduğu bir evde yani en son gördüğün evde bir kaşık havası oynanması aynen, seni rahatsız etti. Öyle mi? Ben bir de canlı yayınlar. Ama ben kaybolduğunu görmedim. Ben gelmeden önce kaybolmuş buradan, tamam mı? Ben istediğimi yaparım, istediğim yerde oynarım. Evlat kim evladı demişti, tamam sorarsın. Benim özel hayatımda kimse de karışamaz. Şükür senin evladın değil mi diye soruyor. Sormaya da çekindi de ben sorayım. Diyor Şükür evladın benim değil mi? Evladım. Ha. Ama çocuğun evden kayboldu diyor ya. Evet. Ben gelmeden bu evde kayboldu. Tamam ben aynen, bu evdeyken kaybolmadı. O bu evdeyken kayboldu. Aynen yalancıların meydanda. Şükür, meydanda meydanda. Heykelsin, başka hiçbir şey değilsin. Heykelsin. Robotsun. Tamam ben heykel olayım. Bak benim ağzımı şu canlı yayında konuş. Bak ağzımı ters konuşturacaksın. Ben kalk. O anlamda demedi, şunu söyledi ya. Yani heykelsin derken yani duygusuz. Hayır, duygusuz demek istedi yani. Duygusuzsun diyor. Yani Şükür kaybolmuş. Kızımız 10 yıldır ortalıklarda yok. Sen de onun babasısın. Aynen. Fakat hiç böyle benim üzüldüğüm kadar üzülmüyorsun diyor. O anlamda heykel dedi ya. Anladın ana olay, o zaman ana olaydı da çocuğun başında duruyordu o zaman. Aynen. Yani orada burada 72 tane sevgililerle uğraşsana. Çocukların başında duraydı. Benimki mesajdı, seninki ortalıkta bak. Ben resmen senin gibi gizli yapmadım, ben resmen yaptım. Ha.
Tamam mı? Ben kimseden daha Allah kimseden utancım da ya. Kimseden korkum da ya. Merak etme sen. Çıkar lan çıkar. Yani bu bana kadar... mı korkutuyorsun beni? Değil mi? Çocuk kayıp, çocukla hiç konuştu mu? Şimdi daha sevgiliden başka hiçbir şey konuşmadı. 72 tane sevgili, 72 tane ben sevgili. Ben konuşmadıysam çocuk sen konuşuyorsun mesela... orada. Ben 10 senedir yanındaydım. Beni neden sıkıştırıp da mesela bir evden çıkarıp da çocuğumu arattırmamış bana? Duydun mu Mustafa işini? Buğdan benden korkmayın diye niye götmedin jandarmaya? Neden sıkıştırmamış? Sen beni neden sıkıştırmadın diyor. Bana... Şimdi nasıl hömeriyor, nasıl üstüme saldırıyor mesela burada? Sıkıştırmadıysan kendini niye götmemiş? Benden şüphelenmiyormuşum şu an. Eğer ben çocuğuma bir şey yapsaydım beni yaşatmazdı. İnan ki yaşatmazdı ve evde durutmazdı o çocuklarımla başı beraber. Sadece onun planı ulan başka bir şey. Ulan ben senin her yaptığın ihanete göz yumdum lan. Senin her yaptığın ihanete göz yumdum gerçek lan ben. Gerçek değil de ondan. Babadan mı kötü vicdansız adamadım gerçek lan ben? Gerçek değil hiçbiri de ondan. Hiç kimseye göz yummaz, kusura bakma. Gerçek değil. O yazışmaları da ben yazdım değil mi? Sen yazdın. O videolar, cıplak videolar da benim değil mi? Sen yazdın. Ya Mustafa da şunu söylemeye çalışıyor. O sevgilini... Bir dakika, bir dakika Mustafa. Mustafa da şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki yani çocuğu kaybolmuş bir anne gibi davranmıyorsun. Sen aksine benim üzülmediğimi söylüyorsun ama aksine sen şükür için hiç üzülmedin. Hiç umursamadın. Hiçbir şey... Ben bir yanda yaşadığına inandırdı bana. Ben o şeyle durdum. Değilse ben çocuğumu arardım. Yani yaşadığına inandırmışsın Mustafa. Ben hala daha da öyleyim yani. Yani ölmüş gözümle görmediğim sürece öldüğüne inanamıyorum. Didem Hanım. Söyle Mustafa. Didem Hanım. Bak, bak sinirlendiğim zaman ne konuştum bilmiyorum. Ya, nasıl inandı bana ya? Nasıl inandırdın beni ya? Nasıl inandırdın bana ya? Öyle inandım. Şimdi milleti nasıl inandırsın ben de aynısını inandırdım. Ya şimdi milleti nasıl inandırıyorsan aynısını inandırdım. Sen bir gün konuştun lafı, bir gün konuştun onu. İnanmıyorum. Sen kendi konuştuğuna inanmıyorsun ya. Sen kendi konuştuğuna inanmıyorsun. Her gün yine 10 yıl ondan 365 orada konuşuyorsun, gün konuşmuyorsun ben konuşmadım diyorsun. 3650 gün. 3650 gün hem Allah'ın günü. İnandın mı? Hiç mi şüphelenmedin ya? Şüphelenmedim. Neden şüphelenmedim? Hiçbir çabası şeyi yoktu. Bir korkusu yoktu. Bir uykusunda bir değişiklik yoktu. Ya takip ettin o zaman. Ben çünkü yanındaydım değil mi? Uyku dönemimi kaybettim ben. Ben uyumuyordum. Ama o yastığı kafasını koydu mu ürküyor. Gece sabaha kadar mesela şimdi bilen. Sabaha kadar TikTok şeyini yaptılar. Sabah 12.00'e kadar uyudular şimdi. Mesela koyun kuzu diyor ya. Koyun kuzu bilen alakası yok. Yani köye koyunları satmak Hayır. için, onları aşılamak için gitmedi. Hayır. Bir amacı vardı, o yüzden Hayır. gitti. Zaten Baytar da söylemiş, şimdiye kadar çoktan geç kalmış, şimdiye kadar çoktan vurulması lazım. Şimdi siz eğer sağ kalanlar sizin ölürlerse onlar sizin diye yani, Baytar bile söylemiş mesela. Tamam. Çok geç kalmış 6 diye. 6 ay öncesinden aşı zamanları 6 ay öncesiymiş hayvanların. Şu anda da zaten hayvanları satmak için doğru bir zaman değil. Yok. Ve gittiğinden beri de o hayvanların, birazdan ben de yani dışarı çıkacağız ama içeride merak ettiğim bir iki bir şey var. Mustafa'nın onları göstermiş. İsteyeceğim ama yani gittiğinden beri hayvanlar ne durumda diye bir gidip bakmamışsın bile. Öyle diyor. Bunun haberini mi aldın? Aynen. Tamam. Evet haberini almış. Onu. Ben gece mece kaç sefer mallara gittim. Zamanında gittim. Hiç de gitmedim. Ne gitmeyeceğim ben? Hiç de gitmedim. Ne gitmeyeceğim? Kim diyor onu? Hiç de gitmedim. Ben tam yanında kalanlardan ya alacağım. Gidem gitmeye mal benim. Ya gidem gitmeye mal benim sana ne? Adını verdin ne gittin ya buradan kaçtın ya. Bulunan sana da kaçarım kaçmam ki. Sana ne? Buradan bana bulduran tamam sana ne? Tamam buradan bir manayla gittim. Ya sana ne başka benim şey özel hayatımdan, koyunumdan, kuzumdan, evimden, damım, çorumdan, çocumdan sana ne? Başka bir amaca gitti o. Sana ne? Yani koyun kuzu düşündüğünden, çocukları düşündüğünden değil. Ne amacına gittin? Sor. Ne için gittin? Ne amacından geldim söyle? Çocuğu düşünün alak ettirdin ya, koyun kuzu düşünün alak ettirdin ya, niye girmedin koyunlara veya çocuklarıma bir şey yapmadın? Sabahın erkenden kalkıp da bir yemek koymadın önlerine. Öyle diyordun ya. Çocuk, sen sorsun diye, sen sorsun diye yapmadım. Üçü de kalkmış kendileri gitmişti de bana. Okula kendisi gitmiş olan. Yasin'e bir şey bakalım Yasin'e. Havaltı yapmamışlar, aç gitmişler. Okula olsa mı aç gitmiş? Ötekiler aç gitmiş, Yasin'e mutfakta yemiş gitmiş. Bulaşıkları da, yedikleri bulaşıkları bile yıkamamışlar zaten. Ev dağınık yani, hiç evde ilgilenmemişler mi? Bulaşıkları bile yıkamamışlar. Kalk arkadaşlar ayağa bakayım. Ha, bize evi gösterecek. Gidem Hanım bir dakika bekle bakalım. Tamam göster. Biz ya görelim ama biz de olur mu? Biz de görelim. Bir kameraman arkadaş da müsaade et. Tabii Büşra gelecek diye toplamışlar. Vallahi.
Bir dakika sakin ol. Lütfen dikkatli de konuş Mustafa. Ulusal bir yayın yapıyoruz. Çok rica edeceğim. Milyonlar bizi izliyor. Şimdi tamam. Sen salona mutfağa mı gideceksin? Bulaşıkları mı göstereceksin? Büşra Hanım. Sen göster bize. Sen göster bize lütfen. Büşra da konuşsun. Hayır hayır sen bize göster Mustafa. Sen bize geç göster. Anlat bakayım. Tamam, yıkandı mı bulaşıklar? Ne oldu? Evin durumu nedir? Bakayım göster şimdi. Bak göster şuraları ortalığı. Kahvaltı yaptınız mı göster sabah? Göster ortalığı. Ha, ortalığı topladınız yani. Evle ilgilenmiş. Yok canım çocuklar toplamış zaten. Sadece bulaşıkları dedim. Kız arkadaşı da evi toparlamış. Bak. Öyle. Ha. Göster. Ha, buraları. Göster bak. Göster. Kim yıkadı göster bulaşıkları? Kız arkadaşım. Bunların hepsi yıkandı. Bunların hepsi yeniden yıkandı. Yeniden çizildi. Bakın. Bakın bakalım bir. Kim bakın yaptı? Bunlara. Mustafa göster kim yaptı? Arkadaş. Mustafa kim yaptı kim? Eşim yaptı. Yani şu anda. Eşim yaptı bakın. Bak buraları böyle her tarafını sildi süpürdü. Bakın. Büşra da yanımda sorsun. Dün nasıldı şimdi nasıl? Büşra'ya sorun. Büşra dün hastaydı bu arada da. Biraz konuşuruz. Biz seninle konuşalım. Büşra zaten evde yoktu evet. Da. Peki Fatma yapmaz mıydı? Fatma yapmaz tamam. Mıydı Mustafa? Müşrayda geçmiş olsun diyelim. Yapardı. Çok güzel yapardı. Sağına tabakla küflenmiş. Bakın bakalım evin durumuna şu anda tertemiz evin içi. Sevgilisi evde ilgilenmiş ama sen kim bana sana... Bu da mı yapardı evini damını? Yasin dedi. Bu da mı temizlerdi? Yasin dedi. Yasin söylemiş. Bu da mı temizlerdi evini? Bu da mı temizledi? Şimdi ona söylemeyin bak çocuklarım online yaşıyor ama. Tamam özür dilerim. Tamam. Dün de aynısını yaptınız. Onun yanında çocuğuma şey sordunuz. Hı. Ama sen şimdi kendin söyledin. Ya ben söylüyorum size söylüyorum. Ama ses açık. Duymaz o. Duydu yani. Ses açık her şey açık duyuyor. O çenesinden duymadı. Ha çenesinden duymadı. Mustafa şimdi bana şunu söyler misin? Oraya gitmekteki amacın neydi senin? Neden oraya gittin Mustafa? Neden eve gittin? Halletmem gereken nasıl işler vardı. Ben evimi temizlemek için çur. Yok yok hala bize demiştin ya halletmem gereken. Vardı. Dün. Söyle. Tamam. İşlerimin bir kısmını hallettim. Ondan sonra evimi temizledim. Hı-hı. Yarın da kalan geri giden eşyalarımı temizleyeceğim. Ondan sonra çocuklarımı yönlendireceğim. Yani yönlendireceğim dedim. Koyun kuzu satmayacağım. Koyuna şöyle kuzuya bakın diye. Yani her şeyi talimatı vereceğim. Ondan sonra geleceğim. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Şükür'ün engelli raporu var demiştin sen kızının. Onu bulsun. Evde demiştin. Aynen. Buldun mu onu? Baktın mı? Aynen. Buldun mu raporu? Yok ona bakmadım. Şu anda onu arayacağım. Onu arayacağım. Gerekirse getireceğim onu. Neredeydi o? Kolay bir yerde onu mi? Onu getireceğim. Kolay bir yerde mi? Bir baksana. Vallahi şu anda evrakların içindeydi ama neredeydi şu anda hatırlamıyorum. Onu bulacağım yani. Tamam. Onu şu anda bulamıyorum. Onu bulacağım. Yani aramadım yani. Tamam onu çekmek istiyoruz. Çocukların raporlarını getireceğim oraya. Bu arada Mustafa'ların bize gönderdiği bir görüntü var. O hazır mı arkadaşlar Mustafa'nın bahsettiği görüntü? Onu bekliyorum ben. Onu duydunuz mu beni Hacer? Birazdan gelecek. Gelir gelmez onu önce Instagram'da bir paylaşır mısınız lütfen? Mustafa'nın gönderdiği bir görüntü. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeden önce Instagram'da yayınlayalım sevgili izleyiciler. Hemen arkasından da Fatma da burada görecek. Ya şunu söylüyor. Ben evde çocuklarımla çok mutluyum. Her şey çok yolunda. Aksine Fatma'nın da şükür annesinin de umurunda değil. Çünkü ya beni takip ediyor. Bütün derdi yok, ben canım, diyor ben yani. Hiç umurunda değil. İnan ki umurunda değil. Ben evladımdan başka, dört de evladımdan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum. Bir şey soracağım. Akşamına Didem Hanım, akşamına ben de canlı yayın açacağım, ben de takip etsin. Ha canlı mı açacaksın? Hmm. Açacağım. Beni takip etsin o. Ne mesaj vereceksin? Mesajını burada ver. Karşında şu anda ne söyleyeceksen canlı söyle. Orada şu anda zaten kıskançlığından dudağının bir tarafı çatlamış. Öbür tarafını da çatlatacağım ben onun. 10 yıl böyle mi geçti sizin ya Şükür'den sonra? Aynen. Evladınız yok ortada ya. Aynen Didem Hanım. Ben daha telefonun ne olduğunu bilmezdim. Canlı yayının ne olduğunu bilmezdim. Tamam mı? Öyle mi? Bir şey söyleyeceğim. Şükür'ün evde kıyafetleri var. Sen bize Mustafa o kıyafetler nerede? Kıyafetlerin evde olduğunu sen biliyor muydun Mustafa? Çocuğun kızının kıyafetleri... Bilmiyordum. Şu anda o elbiseleri, o çocuğun kıyafetleri, dediği kıyafetleri dışarı çıkardım.
O çocuk, o çocuğun kıyafetleri değil. Hep büyük insan şeyi. Ya yanına getirebilirler mi? Bak Büşra'da gördü. Yanına, Büşra yanına getir. Büşra'cığım o kıyafetleri bir Mustafa'ya verir misin? Yok. Bir gör. Yok, bura getirmesin dışarıda çünkü toz toprağın içinde yani. Peki onlar çatı... Eve getirmem. Dışarı koydum. Evi temizledin, dışarı koydun. Evet, çuvalların içinde. Tamam, oraya gidelim. Tekrar içeri gireriz. O kıyafetleri bize bir gösterir misin? Mustafa ısrarla şunu söylüyor çünkü. O kıyafetler kaybolan kızımızın kıyafetleri değil. Fatma yalan söylüyor. Ben haberim yok diyor. Kıyafetlere bakın. Çocuk kıyafet değilse ben o zaman suçum. Çocuk kıyafetleri yani 14 yaşında. 15 yaşındaki çocuk kıyafeti. Yani çocuk dediğim yani 10 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuk değil. Mustafa'nın çocuklarla olan çektiği bir tane video var. Onu şu anda arkadaşlarım Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmeye koydular. Birazdan ekranlara da getireceğim. Şükür'ün siz şu anda Instagram'da görebilirsiniz sevgili izleyiciler. Instagram'da şu anda. Kıyafetleri gösterir misin lütfen Mustafa? Bu kıyafeti Isparta'ya mı götürdünüz peki? Bu çocuk kıyafetine benziyor. Bir dakika, kamera ayarları yapsın. Bu çocuk kıyafetine benziyor mu? Mustafa bekle, şu anda kameraman arkadaşım bir beyaz ayarı falan yapsın. Hadi tamam, güzel. Şimdi göster. Bu Şükür'ün mü? Bu, aynen. Bu çocuk elbisesine yani benziyor mu? İsparta'da geleceği şeyler. Isparta'da... Bu çocuk elbisesi mi bu? Yani büyük bir kazak bu tabii. Çok çocuğun giy... Gerisine bastı değil mi? Belki o büyük olabilir. Kim verdi bu kıyafeti size? Yani, değil mi? O bu verdi mesela. O bu verdi. Aldığımız kıyafet yani tam üstüne olacak kıyafetler bu, değil. Ha? Bu çocuk onlar elbisesi mi? Demem. Onlar benim diyemem. O benim diyor. Onlar benim olanlar. O benim diyor. Yani sonra ötekiler göstersin. Çuvalların hepsini indirmemiş aşağıya. Çuvalların hepsini indirmemişsin. Sadece büyük olanları indirmiş. Bak bu çocuğumun gibi mesela. Bu burada, kızınınmış. Burada dedem hanım burada. Çuvallar burada. Bak. Bak burada hepsi burada bak. Bak hepsi burada. Bak burada hepsi burada dedem hanım. Pantolon astın mı? Bak. Pantolon ha, evet. Bak, o kızın o işte bak. Al. Bu kızı ne bu? Elbise mi? Tişört. Kısakollu. Tişört mü o? Evet. Ha? Bak pantolonlar. Bu çocuğun pantolonu mu? Kızın pantolonu mu bu? Sen de mi bir şey Isparta'da giymek için. Evet. Isparta'ya giymek için götürdüğün. Hmm. Sen Isparta'ya çocuğu götürmeyi düşünüyorsun. Aynen. Çünkü çuvalla alıştık değil mi? Hepimizin üstüne başka çuval. Pantolonlar ha. Falan bunlar. Aynen bak kızımın. Çok bir kız çocuğunun giyebileceği. Yok değil mi? O zamanlar zayıfıdı ya. Seçtik mesela. Eskilerini yakmıştık. İyi olanları seçmiştik. Ya dedem hanım bu sağda solumun bu sağda solumun verdiği elbiseler aynen. Bunlar bak. Sağda solda ama verilen elbiseleri Isparta'ya götürmüşler. Aynen. Sen bunları Isparta'da gördün mü peki Mustafa? Yani gerçi indirdiğinde var mıydı Mustafa? Yok vallahi görmedim ben bunları. Bu kimin? Bak bu erkek aynen. Elbisesi bak. Hmm. Bu şey... erkek bu bak. Sen bunların Şükür'ün kızının olmadığını düşünüyorsun. Bak. Daha doğrusu şöyle sağda solda verilen bu elbiseleri. Yani değil mi? Pazara gidip de pazardan tam üstüne olur şekilde almadık. Onun bunun verdik çamaşırlar. Ya onları topladık. Şükür aynen. Hangisini yani giyerse diye seçtik. Çuvala koydunuz. Yani eskileri attık, yaktık. İsparta'ya gideceğiz diye bir gün evvel, 2-3 gün evvelse. Sonraki mesela iyi olanları seçtik bak, içinden. Bu da erkek. Ne, bir dakika markayı gözükmesin. Evet. Ha, indir aşağıya onu. Bak. Ya Mustafa şunu söylüyor. Çocuğun eski kıyafetlerini Isparta'ya giderken. Ya şimdi bunlar 10 yıl bekleyen aynen. Kıyafetlerden bahsediyoruz. Çocuğun eski kıyafetlerini Isparta'ya giderken 2-3 gün öncesinde yaktık. Mustafa orada mıydı? Oradaydı. Tamam. Kıyafetleri beraber mi yaktınız? Yani topladık mesela seçtik elbiseleri. İyi olanları götürdük. İyi olmayanları yaktık. Yani daha da giydiklerimizi yaktık. Hı. Yani daha da koyun güttüğümüzü yaktık. Geri iyi olanları seçtik. Şey, onlara Mustafa mı yardım etti mi sana? Yok. Ben nerede yazmıştık? Aynen yakma ya, Şükür'le beraber mi seçtiniz? Aynen kızımla beraber seçtik mesela. Dedem hanım demin beraber yaktık demedi mi demin? Az önce öyle bir şey aynen, söyledim. Aynen dedim. Ya beraber yaktık derken sonra ben sorunca o kişinin sen olmadığını. Peki o zaman Mustafa neredeydi 2-3 gün önce? Yani galiba orada nerede olacaktı aşağı giderdi. Ya, arkasından da bu kıyafetleri poşetin içine. Tamam hepsi onların. Ne var bak bu yandan da Büşra bakıyor ha. Kıyafetleri falan. Yani şöyle hepsi tabii sonrasında herkesin böyle yani bağışladığı kıyafetleri ihtiyaç olanlara böyle hı-hı. Bağışlanır. O kıyafetleri de Isparta'ya götürmek için sonra tekrar peki sen bu kıyafetleri eve getirdiğini bazılarının Şükür'ün olduğunu hiç söyledin mi Mustafa'ya? Söylemedim ben. Çünkü hepsini topladım ben yukarı çıkardım. Çocuklarımdan başka kimse bilmiyordu. Çocuklarımla beraber çıkardım. Çünkü evde durmaz dedi. Ona söylemeye ne gerek var dedi. Tamam. İlgisiz ki çocuklarımla. E neden yani? Bak mesela kadar... şu büyük var. Ortanca olanın gazağı hala şeyde de var. Hı. Yeşil bir gazak var. Hı-hı. Mesela yani... fotoğrafta da var çocuğumun. Hepsini mesela yakmıyordum yukarı çıkarıyordum. Mustafa sana söylemiyormuş. Sana söylemiyormuş. Mustafa'yı görebilir miyim lütfen? Sana söylemiyormuş. Çünkü sen çok ilgisizmişsin. Çocuklarla beraber her şeyi halletmişler zaten. Ya dedem hanım madem ilgisizdim ben çocuklarıma babalık
eşime kocalık yapmıyordum ya. Hmm. Benim yanımda niye durmuş? Çocuklar size soruyorum ya. Benim yanımda niye durmuş ya? Geçecek yerim olmadığı için. Ben kendim çalıştım. Hep eşyamı kendim aldım. Şimdi nasıl bana gittin? Herkese sorabilirsiniz. Pazardan her pazarda hiç boş gelmedim. Hep eve eşya getirdim. Herkese sorabilirsiniz Dita Hanım. Ben pazardan hiç boş gelmedim. Mesela tantrımda şeyime gelen her şeyime denkleştirdim. Hep kendim aldım. Ya ben şunu merak ettim. Zaten ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fatma Hanım. Fatma Hanım, Didem Hanım bir dakika beni dinler misiniz? Söyle. Sana ben bir şey söyleyeyim. Senin burada bir tane kaşığını, bir tane elbiseni, bir tane her şeyini koymayacağım. Hepsini bu yarın hepsini yakacağım. Ya bir tane çorabını da koymayacağım burada. Yapma hepsini Mustafa. Yakacağım. Niye yap? Ver. Müşrahi ver biz getiririz. Hepsini sizin yakacağım. Bak hep. Müşrahi versin. Hayır. Çünkü benim onlar. Bir tane elbisesini, bir tane çorabını, bir tane başörtüsünü koymayacağım. Hepsini yarın yakacağım. Ne var evde senin? Neyim bak var? Bu elbiseleri de yakacağım hepsini. Ben kendim aldım onları. Tabaklarımı, tencerelerimi, her şeyimi kendim aldım. Tabaklarımı, tencerelerimi, her şeyimi kendim aldım diyor. Bütün evi mi atacak diyor. Aynen. Yataklar, yok, şeyler. Yok, salın tabağı demiyorum ben. Bir tane elbisesini, çorabını, ne iş çamaşırını, bilmem ne. Bir tane koymayacağım. Hepsini yakacağım yarın. Ya ver bir burada çuvala. Burada da canlı yayın yapacağım. Görüntüsü videosuna çekip atacağım hepsini. Ama olmaz Mustafa, ver kızın kıyafeti. Hepsini size atacağım. Hepsini yakacağım burada. Bunları da yakacağım Didem Hanım. Bunları da bir tane bitecek şey koymayacağım burada. Hepsini yakacağım burada. Ya belki delil vardır, bir şey vardır. Niye yakıyorsun? Çünkü bunlar benim kızımın elbisesi değil. Hiçbiri değil Didem mi? Didem Hanım bunlar benim kızımın elbisesi değil. Bunlar sağın solun verdiği elbiseler bunlar bak. Sağdan soldan gelen elbise bunlar. Peki tamam mı? Tamam bir dakika. Bunlar benim kızımın üstüne giydiği elbise değil. Fatma ben şunu merak ediyorum. Şimdi zaten şükür o gece kaçmış. Ya da aynen. Mustafa'nın dediğine göre zaten kaçmış, onun haberi yok. Ya da sen hastaneye götürdü, ondan sonra kaçtı. Bu kıyafetleri o zaman şeye niye götürüyorsun? Devam yüklemiştik ya kamyona. İndirirsin ne olacak o kadar? Bayağı bir çuval. Bayağı epey yüklemiştik. Yani alınacak gibi değildi yani. Odun vardı üstünde, şey vardı, hepsi yüklendiydi. Çıkartacak gibi değildi. Çıkartacak gibi değildi. Götürdünüz. Yalan. Götürdük. Yalan. Odun yakıyorduk mesela, oradan geri geldi. Yalan konuşma. Yalan konuşma. Orada atsaydınız niye bir şey yaptınız? Atmadım Nidem ben. Çünkü yalan konuşma. Gelecek bir gün olacak, gelecek değil. Hadi ben çünkü giderken ben görmedim. Buradan ya. Buradan arabadan eşyaları indirken de mi görmedim? Duydun mu? Bunları ben niye görmedim bu elbiseleri? Bilmez ki, çamaşırlar ilgisi yok ki. Çünkü aynı bizim çamaşırlar gibi götürdük, içeri koyduk. Ben şükürün demedim ki bunlara. Şunlar şükürün elbisesi demedim ki. Derler bana bak, ben bu elbiseler benim kızımızın, bu elbiseleri ben yukarı çıkarıyorum. Niye demedin madem çok bana? Çok ilgiliydin ya, çok ilgili olunca sana söyleyeyim. Ya ilgilendim, ilgilenmedim. Ya sen benim yanımda 10 sene nasıl durdun ya? Tamam, ilgisizdi. Çocuklarıma yani bir yere götürüp de çocuklarıma yani bir şey yapmadı. Şimdi de aynı mesela. Ya bu arada şimdi bir tane ya tamam da ben bir kıyafeti Büşra Şükür'ün kıyafetine benzetmişti. Madem benim yanımda nasıl 10 sene durdun ya benim yanımda. Bir tane pantolonu, o pantolonu sana versin. Büşra pantolonu sana versin. Daha sonra onun ekranı bir tane, hatta Şükür'ün bir kıyafeti şeyi var, fotoğrafı var. Arkadaşlar şöyle göstereyim de böyle tarlada kardeşleriyle beraber. Şöyle göstereyim. Tarlada kardeşleriyle beraber bir fotoğraf var ya. Ha, onu bulsanız arkadaşlar. Üstü de kırmızı böyle bir tişört. Altında da kot pantolon var. Ha, bunu bu kızının olabilir mi? Bunu bu. Evet, bu evet. Mu? Evet. Bu mu? Ha, bilmiyorum kaç, ben buradan göremiyorum. Ya, Didem Hanım geçin ya. Bu erkek pantolonu ya. Bu erkek pantolonu mu ya? Erkek. Bu erkek pantolonu bu. Müşra bedenine bir baksana, kaç bu onun bedeni? Pantolonu değil Didem Hanım, bakın sana. Allah Allah. Ben. Ya peki bir şey söyleyeceğim. Ben o zaman şunu merak ediyorum Mustafa. Gerçekten merak ediyorum. Şimdi nasıl, ne dediniz? O fotoğrafı bir ekranlara getirelim. 29-34. 29-34. Tamam, yani bayağı uzun boylu 34 ama 29 beden de bilmiyorum, kiloluysa zayıflı, olabilir. O zaman zayıflı dedi değil mi? Şeyde zayıflı ya. Tamam. Şu kıyafete benzetti Büşra. Tamam. Bir de pantolonu da tutar mısın Mustafa? Gösterir misin bize lütfen pantolonu bir daha, rica etsem. O Büşra verir misin Mustafa'ya pantolonu, babasına? Yani şöyle. Buyurun. 29-34. Ya bak bu benim boyum kadar var bak. Benim boyum kadar var bak. Kızın uzun boylu değil miydi zaten? Ya, benim boyum kadar var zaten kızım. Şeyde videoda görüyorsunuz boyumu. Boyum da benim. 34. Benim boyum kadar var diyor. Ya sen 34 pantolonu da giyersin. Ya Didem Hanım. Paça boyun uzun, ben 32 bu giyiyorum. Erkek. Ha. Bu erkek pantolonu. Şimdi ben o zaman şunu merak ediyorum Mustafa. Yani eğer bu kıyafetler kızına ait değilse, Isparta'ya götürüyor, senin orada haberin yok. Isparta'da saklıyor, senin haberin yok. Sonra eve getiriyor, saklıyor, senin haberin yok. O zaman Fatma ne yapmaya çalışıyor sence? Amacı ne?
tuzağa düşürmeye çalışıyor. Didem Hanım, Didem Hanım benim bilip bilmediğimi sorar mısın ona? Ya ben anla, yani kocam bunları biliyor ben muydu? Ben biliyor muymuş? Bu elbiselerden benim haberim var çocuğumla mı? Çocuğumla ilgisi olmadığı için nereden bilecek? Tamam, haberi yok, tamam yani diyor. Yani bana çocuğumu sormadı. Ya ilgisi olup olmadığını bırak. Var mı bu elbiselerden benim haberim? Olaydı. Sonra sordun mu sen bana? Kızımın elbisesi var mı burada? Bir koklayan dedin mi? Ha, deseydin bana diyecek, sorsaydın bana diyecektin öyle mi? Demez miydim? Ondan mı sakladın o kimliği, bu elbiseleri? He? Kimliği gelin verdiğin için biliyordun çünkü. Ondan mı sakladın? Hmm. Peki ben bu kadar, şimdi... Bu kadar mı gerizekalıyım ben sana lan kimliği verecek ha? Özür dilerim ya, şimdi kızın bir tane şey dans eder, pardon, düğünde oynarken üzerinde bir kıyafet var. Tatlı bir kıyafet böyle, olur şöyle. Hı-hı. O kıyafet nerede? O kıyafet de amcamın kızının, Meryem'in. Ha, Meryem'in. Onların. Benim üstümdeki de halamın. O benim üstümdeki nerede halamın? Ödünç aldınız. Aynen. Orada çıkardık, verdik. Gece kıyafetiniz yoktu. Yoldu. Yani. Sorabilirsiniz. Neden duygulandın? Kime soracağız? İlgiliydim diyor ya. Hayır. O kadar sahipsiz miydiniz kızın sen? Ağlıyor da şu anda Mustafa, Fatma. Ağlasın. Çamaşır giymedi dedim hanım. Yeni bir çamaşır, şunu seçen mi kızım deyip de almadık. İstediğim bir çamaşır var deyip de almadık. Çalışıyordun ya. Çalışıyordun ya. Ben her gün çalışmaya giderdim diyorum da o elbiseler nerede? O paralar nerede, o paralar? Senin zıkkımlar. Elma toplamaya gittin ya, neden etmişti, aldım ama ben İsparta'da aldım. İçeri girelim mi? Bir dakika, şöyle yapalım. Montunu giy. Şu hayvanların olduğu yere bir görmek istiyorum orası. Mustafa, gösterir misin bize? Gel, tamam. Üşüyorsan montunu giy. Üşüyorsan montunu giy. Hava serin olabilir bu saatlerde. Yok yok. Yok hava. Mesela Büşra. Yok hava iyi. Ben yayla çocuğum, korkma. Ben üşümem. Bir dakika. Ona da bas. Ben hiçbir şey yakmıyordum dedim hanım. Çocuklarım hiçbir şeyini atmıyordu. Tamam, dur bakalım. Sen daha önce hayvanlara hiç baktın mı? İlgilenmemişsin hayvanlarla. Kim ilgileniyor ya, ben ilgilenmiyorum da? Hayır, bakacaksın ya şimdi hayvanları kaç tane satacağım, ne yapacağım, ya. Ne durumdalar, aşıya ihtiyaçları var mı? Aşı zamanı da geçti öyle diyor Fatma. Bilmiyorum, Fatma öyle bak, söylüyor. Didem Hanım ben, hı? Bak ben... Aşı ben ne söyledim yeşil size? Ot çıkmadan vurulur o aşı. Dur, dinle. Ben şu koyunlarıma bakacağım, hastalık durumu şeyse satacağım dedim ama şu anda satmayı düşünmüyorum yani. Ha, vaz mı geçtin satmaktan? Satamaz ki. Ha, satamaz ki diyor Fatma da. Zayıf çünkü koyun. Yok, satmayacağım, vazgeçtim. Ha, zayıfmış o zaman, Fatma'nın dediği gibi oldu. İyi, göremiyor muyum ben? Yok, arkadaşlar? Satmayacağım. Ha, satmaktan vazgeçtin. Vazgeçmenin nedeni ne? Hayvanlar zayıf olduğu ve doğru bir mevsim olmadığı için mi satmaktan aynen vazgeçtin? Ya, yok görüntü... ya bu malları çocuklarıma ver. Bak, görüntü dönüyor. Bir içeri i̇şte girsin. Mallar burada. Ha, sonra bunlar zaten benim çocuklarımın malı. Ben onların geleceği, ben niye bunu satayım mı dedin? O zaman Fatma'yı dinledin. Fatma satma dedi sana çünkü. Koyunlar çocuklarım dedi ben. Kimi? Ben kendim Fatma'nın değil. Bir dediğine şey yapmam. Ben kimseye bu, kimsenin lafıyla hareket etmem ben Didem Hanım. Malım burada. Ay, İşte kuzular da burada. Ay çok güzeller ya. Didem Hanım. Ay canım benim ya. Didem Hanım bunu Gökhan'a getireceğim bu kuzuyu. Niye bizim stüdyo şefimize niye getiriyorsun? Yazık, çok güzel ya. Bunu Gökhan'a hediye edeceğim bunu. Gökhan böğürsün bunu. Ay onu bir öper misin benim için bunu ya? Bunu Gökhan'a hediye edeceğim ay, bunu. Ay çok tatlı ya. Ay tatlım benim ya. Oy 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 canım benim ya. Kaç tane hayvanım var Mustafa? Var şu anda 160 kadar var. 160 kadar var. Kapıyı ört oğlum. Gökhan sana getirecekmiş aynen kuzuyu. Kuzu mu istedin sen? Bak, ne yapacaksın? Valla Gökhan'a getirme. Gökhan'a bir kuzu hediye edeceğim. Peki bana şunu söyler misin? Hayvan, sen bize dedin ki ben o hayvanları bu ahır ne... Bu ahırı ne zaman yapmıştınız? Siz bayağı eski galiba değil mi? 2018'de dedim hanım. 2018. Hapishaneye geri çıktı ya. Yok yok, burayı yeni yaptım dedim hanım. Burayı yeni yaptım. Bir de yeni bir yer var. O yeni yeri neden yaptın? Daha tam tamamlamamışsın.
Benim bu koyunu satıp büyük başa çevirecektim yani. Kurbanlık büyük hayvana çevirecektim. Bak kendisi de biliyor. Sorun kendisine. Öyle mi Fatma? Cevap vermeyeceğiz o. Söyle ya. Bak kuzular da burada. Ama çok önemli bir şey var. Orası yeni yeri niye yaptı? Yani yeni ahırı niye yaptı? Yani çocuklarımıza geleceği için yani büyütecektik. Koyun veya ineği büyütecektik onun için. Oranın inşaatı ne zaman yapıldı? Okey etraf falan. 2021'de yapıldı. 2021'de yapıldı. Ya da 22'de ikisinden biri yani. Ya 22'sinden. Peki yani çok da güzel dediğin gibi yani onlar çocukların geleceği. Ne oldu da dün Fatma'nın söylediği yani onlar benim çocuklarımın geleceği, çocuklarımın zaten. Koyunlar zayıf dedim hanım. Zayıf. Şimdi koyun para vermez daha. Kime gösterirseniz gösterin. Mesela 10 milyarsa 5 milyar para verirler bu koyunlara şimdi. Ay, yarı yarıya düşer. Yarı yarıya düşer. Evet. Bu koyun satılmaz şimdi. Evet. Kim olsa aynısını yapar. Satılmaz. E Mustafa niye satacağım dedi ya? Onun başka bir şeyi vardı. Yani satma bak. Hasta olan var mı hasta olan? Var. Mustafa hasta olan var mı? Aşı zamanı da değilmiş. Aşı bu gitmeden önce çocuk vurdurmuş zaten anne değil mi? Şeye gelmiş. Şeye çıktı ya. Dışarı çıkalım. Bir eve gidebilirsin Mustafa. O diğer yeni yaptırdığın yeri de bir gösterir misin? O ne kadar uzaklıkta diğer şey eski yere? Mustafa beni duyuyor mu arkadaşlar? Çıkmış. Evet şu hareket halinde olduğu için görüntüde biraz sağlıksız durum söz konusu olabilir. Güneşte var ya güneş çok şey olduğu için kamera işi yapıyor. Mustafa'nın sesini alın. Diğer tarafa doğru beni duyuyorsa Mustafa. Çünkü yürürken şey olur falan yani bir dikkat edin arkadaşlar. O yeni ahıra doğru gider misin Mustafa? Tamam bir arayın. Peki yani hayvanları satmaktan dediğin gibi vazgeçti. Seni mi dinledi? Hayır, yoksa? Hayır beni dinlemez. Çünkü satamaz dedi bana. Bak demin de söyledim 10 milyarlık mal şimdi 5 milyara 3 milyara fiyat vermez yani adam. Düşük verir. Yani satamaz. Kuzular da ufak. Ama yazınki fiyatıyla şimdiki fiyat çok düşük olur. Şimdi pazartesi geleceğini söylüyor. Tabii 4 gün boyunca orada kaldı. Yani dedim ben bana iddiara gelebilir. Onu bilemeyeceğim. Yani millete şey ama o amacı vardı onun oraya gitmenin. Ha, seninle yani, ilgili bilgi mi toplayıp gelecek? Yani o başka bir şey yani milletimi korkutmaya çalışıyor. Yani konuşacaklar diye gitti o. Yani Hızır'a gözdağı vermek aynen, için. Millete gözdağı yani. Görüşmese bir şey bile onlar. Benim bildiğim kadar evdeler. Sürekli sen canlı yayın açtığını da söylüyorsun. Sabaha aynen kadar canlı yayın açmışlar. Sonra işte geç uyandı. Yani millete yani ben geldim kimse bir şey yapamadı de şey verebilir mesela. Yani, korku salmaya gitti aynen oraya. Yani ben bir şey yapmadım mesela ben geleceğim buraya diye de gitmiş olabilir. Ben kızımı öldürmedim. Hı. Buraya geri yani döneceğim. Aynen. Fatma suçlu bu imajı vermek için gitti. Aynen öyle gitti. Peki öyle gittiyse sen 10 yıl boyunca neden sustun? O zaman beni kandırdı sadece başka bir şey değil. Kandırdı. Aynı bak şimdi nasıl oyun oynuyorsa aynısını yaptı bana da. Sizin zaman zaman Mustafa ile her konuda sen hep şunu söylüyorsun. Mustafa ile ayrışıyoruz. Mustafa ile sürekli aynen kavga ediyorsunuz falan filan vesaire. Ama zaman zaman bazı yerlerde onu daha sonra ekranlara getireceğim. Dikkatli izleyicinin gözünden kaçmamıştır. Gizli bir aranızda böyle sözleşme yok, var. Hiçbir şey yok. Yani evladım olarak başka hiçbir şey yok. Yani evladımdan başka hiçbir şey yok. Yani evladımın eğer bir şeyini bilsem susmayacağım. Çünkü ben kendimden vazgeçtim. Ondan hala ile vazgeçtim. Sadece kinim var ona karşı. Eğer bir şey bilsem hiç susmayacağım. Neden kinin var Mustafa'ya karşı? Yani evladımı yok sayıyorum. Hiç 10 yıldır kinin yok yani, mu? Var. Bu götürmüş senin iddiana göre. O zaman şöyle yapalım. Eve gidelim evden yapalım mı yayın arkadaşlar? Eve gidelim Mustafa bizi... Mustafa duyuyor musun sen? Sen yönler. Ahırı göster Mustafa. Duyuyorum dedim hanım. Şu ahırı gösterir misin? Yeni yaptığın ahırı bir göster. Orayı peki yaptıysan neden yaptın? İşte burada. Hı, orayı göster. Kameraman arkadaşı sen yönlendir. Ben onu... çocuklarıma geleceği için. Hı. Tamam. Takip i̇şte burası oğlan çocuklarıma geleceği için. Kaç tane koyun ölmüş? Göster. Köpekler yiyormuş. Kaç? Ya buraya. 3-4 tane koyun ya buraya, ölmüş. 3-4 tane koyunun vefat etmiş. Ölmüş daha doğrusu. Evet. İnne vurdum adam mesela. Ya iyi bakımsızlıktan. Bir dakika dedim hanım. Gel. Ha. Gel. Oğlan dedi. 3-4 tane koyunun ölmüş gel. Mustafa gel aşılarını yaptırmadığın için 6 ay önce. Evet aynen işte tüyleri de burada bak Didem Hanım bak. Ay yazık 3-4 ya. 3-4 tane dedim dağdan bak, inerken de bir yapılır inne. Bir de şimdi bu yeşil ot çıkıyor ya yeşil ot bak. Çıkmadan önce bir yapılır inne.
Yani üst, bir sefer yapılmaz onunla. Ya sen orada olsaydın yaptırırdın. Aynen. Mustafa hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Yani şunu... ben, çünkü hastalandım, koyun belli eder. Yani yeşillik çıkmadan, koyun yeşili yemeden önce vurulması lazım o inle. Şunu söylemeye çalışıyor Mustafa, diyor ki yani orada ben olsaydım her şeyle ilgilenirdim. Didem Hanım, Didem Hanım gördün mü tüylerini? Ya gördüm gördüm de şunu söylemeye çalışıyor. Ben olsaydım orada ilgilenirdim hayvanlarla. Zaten Mustafa hiçbir şeyle ilgilenmedi. Şükür'le de ilgilenmedi. Bizle de ilgilenmedi. Ben orada olmadığım için de her şey perişan oldu. 4 tane de hayvanımız gitti diyor. Ben de sana susuz soruyu sorayım. Çocuklarıyla ilgilenmeyen hayvanlara ilgilenir mi? Sen ilgilendin çünkü. Sen ilgilendin mi Fatma? He? İlgilendim. Çocuklarıyla ilgilenmeyen bir bayan koyunlarıyla, kuzularıyla, hayvanlarla, köpeklerle ilgilenir mi? Hiç mi ilgilenmedi Şükür'le, diğer çocuklarla, onlarla hiç mi yemek yapmadı, annelik hiç mi yapmadı? O kadar mı ilgisiz? Ne diyecek? Dur, size soruyorum. Yani şimdi ne konuştu da benimle ilgili ne konuşacak? Siz ne soruyorsunuz? Kime soruyorsunuz? Hayır, sen dedin ya ben hayvanlarla ilgilenirdim diye. Koyunların aşılarını güdüm mü ne sen mi ilgilenirdin? Tamam. Aşılarını sen mi vurdun? İğnelerini sen mi vurdun? Şey sen mi doğutturdun koyunları? Bak, madem öyle, Mustafa seninle ilgili her şeyi söylüyor. Sen de Mustafa ile ilgili ne biliyorsan madem söyle. Mustafa'nın eğer bak kızımla, eğer kızımın canına bir şey yaptıysa susmam. Görsem. Ama görmediğim için bir şey diyemiyorum. Çünkü arkası yok. Gördüm desem yani arkasını getiremeyeceğim. Nereye gömdüm diyeceğim. Ama öncesini hatırla yok, diyoruz. Yok, hiçbir şey yok dedim ama sadece götürdü, onu biliyorum. Götürdü, getirmedi. Ama canlı götürdü evden. Evden canlı götürdü. O da diyor ki ben orada yoktum diyor. Yalan konuşuyor. Sen Mustafa'da ne? O zaman ben çocuğuma bir kötülük yaptım öyle mi? Onu canlı mu düşünüyorsun? Ben çocuğuma bir kötülük yaptım onu mu düşünüyorsun? Tamam buldunuz mu? 2013, onu mu düşünüyorsun? Ben çocuğuma bir kötülük yaptım onu mu düşünüyorsun? Çalıştığı şeyi buldunuz mu? Nasıl? Fotoğraflar var mı mesela? Yok. Bak. 6 ay öncesi çalışmaya gitmiş ya. 6 ay öncesi de çalışmaya gitmedi mesela. Şunu duydun mu sen Mustafa? Didem yani 6 ay boyunca kızım kaybolmadan 6 ay boyunca çalışmadı. Ne yaptı peki? Ne yaptı? Evdeydi. Evdeydi. Yani kıza kim zarar verdiyse yattım, Mustafa bilir. Yattım. Ay, akşama kadar dana gibi yattım evde. Akşama kadar dana gibi yattım evde ben. O gitti çalıştı geldi. Bana parayı bana verdi. Ben yedim. Gittim kahvede kumbar oynadım. İş içtim. Ben şunu merak ediyorum. Peki bir dakika dikkatli dinle Mustafa. Şimdi evde diyelim ki senin eşin evde. Hı-hı. Senin dediğini kabul edelim. O sırada ya da çıktı gitti geldi biri çocuğa zarar verdi. Mustafa sana bu çocuğa zarar verdi diye söyler mi? Söylemez mi? Söylemez mi? Çünkü tanıdığı biriyse mi söylemez? Niye söylemesin? Bilmiyorum onu. Yani niye söylemesin çocuğa biri zarar verdi ne bilmiyorum, yapacağız Fatma? Ben söyledikten sonra söylemeyen adamı bilmiyorum. Nasıl anlamadın? Yani ben yani bir ay önce söyledim ya. Ha. Ondan sonra susan adamı bilmiyorum gerisini. Abi baba çocuğuna biri zarar verdiyse niye söylemesin? Sen evde yoksun ya, akşamları geliyorsun. Ya, çünkü çocuğum da suskun, kendi de suskun. Hı. Yani benim sormadığımı kendiniz neden sormamış çocuğuma ben mesela? Ben geçen gün size elmeye götürdü dedim adamın telefon numarasını verdim. Aradınız mı? Ali Bey onu arayacağız. Onu arayacağız Ali'yi. Neydi soy ismi? Ali? Yıldız. Yıldız, Yıldız. Tamam. Ali Yıldız'ı arayacağız merak etme. Ali evet. Yıldız. Bir Ali Yıldız'la mı kalacaklar sence? Tamam arayın da. Arayın o şahısı arayın da kim yalan konuşuyor, kim doğru öğrettin konuşuyor mi? O zaman görüşeceğiz öğrettin onu. Öğrettin mi? Öğretme, onu öğretmeye mi gittin yoksa? Ama ben tehdit etmişimdir adamı. Mustafa eve geçin kardeşim. Ben tehdit etmişimdir belki onu. Eve geçer misiniz? Eve geçin lütfen. Ayakta yapmayın. Siz tamam, eve geçin. Kameraman arkadaşa da söyle lütfen. Yani diyor ki o dönemde Mustafa burada da aynı şeyi söyledi. Bizi giderken de duyuyor zannediyorum. O dönemde yani kızın kaybolmadan önce düğünden sonra hiçbir şekilde elma toplamaya gitmedi diyor. Yok gittim dedi bana. Yani o şoförden ayrıca iş yeri, o gittiğim elma yerine de sorabilirsiniz. Adım çıkar. Problem şu. Gidiyorsun da 4-5 ay boyunca orada kalmıyorsun. Yok canım kalmıyorum. Eve geliyorum akşama ama yani yorgunum dedim. Yemek çocuklarıma yemek yaptım. Azık kattım. Sabahın erkenden gidiyorum. Diyorsun ki Mustafa neden hamile olduğunu söyledikten sonra çocuğa niye sormamış diyorsun. Evet. Şimdi bir babanın sorması zor bir şey yani. Sen bir neden sorma? Yani her insan aynı değil mi? Şimdi mesela memurlar akşam ya. Gündüz biri çalışıyorsa akşam babaya koyup gitmiyor mu anne? Ya tamam anlıyorum. Babaya teslim ettim çocuğu gittim diyorsun. Aynen. Tamam anlıyorum. O çocuğuma sahip yani çıkması gerekiyordu. Anneye babaya çocuğu koyamadıktan sonra kime koyacağız biz bu Mustafa devirde? Mustafa nereye gidiyor? Nereye dolaşıyor? Evine gidiyor. Eve gidiyor. Duyuyor musun Mustafa? Duyuyorum dedim. Diyor ki ben diyor çocuğumu diyor elma toplamaya gittim babasına teslim ettim.
daha kime teslim edeceğim? Kızıma sahip çıkamadı. Eve gireni çıkanı o zaman bilmiyor diyor. Ben dedim hani ben... Hı. Dedim hanım ben ilgisiz bir babaydım ya, bana niye teslim etmiş çocukları? Ben teslim edim, sadece odum gittim. Çünkü yani, para kazanmam lazım. Yani mecbur kaldım, işte para kazanmam gerekiyordu. O yüzden de elma toplamaya yani gittim erkek diyor. Erkek çalışmasa kadın ne yapacak? Erkek de çalışacak, kadın da çalışacak. Aynen. İkisi de çalışacak. Duydun mu Mustafa, mecbur kaldım elma toplamaya gittim diyor. Tamam bir sorun bakalım da, bir vatandaşa bir sorun bakalım. Hadi Ali Yıldız'ı ben yönlendirdim ya. Başka vatandaşlara bir sorun bakalım bir. Gitmiş sordular mi? Merak etme sen. Batırmadan önceki halimizi sordular. Ali Yıldız seni elma toplamaya kimlerle götürdü? Bir kız kadın arkadaşların da vardı orada. Aynen. İsim söyler misin bana lütfen? Yok burada söylemeyeceğim. Yayından sonra söyleyeyim. Hı? Yani gizli konuştum Büşra. Ha var o kadınlar. Var. Kaç kadın var? Yani çoğu da 30'a yakın insanla gittik. 30'a yakın insan. Tamam biz o isimleri sonra bize isimleri verecek. Biz daha sonra o isimleri Büşra'ya vereceğiz. Büşra o kadınlarla konuşsun. Yani benim şahitlerim de var diyor Mustafa. Şahitlerim de var diyor. Hatta o şahısları canlı yayına da bağlan. Hayır bağlamaya gerek yok. Sana ne? Onları canlı yayına da bağlan. Niye? Canlı yayına bağlanmaya korkuyorlarsa giderler jandarmaya ifade verirler aynen. Yani. Çünkü anladım. Korkuyorlar mı Mustafa'dan o kadınlar? Yok canım, korkman değil yani. Top. Çıkmayabilir insanoğlu. Yani herkes bir canlı yayına katılmak istemez. Neden görmek istesin? Hı. Suçu yok, şeyi yok. Yo. Ben tehdit ediyorum herkesi. Benden herkes korkuyor. Herkes benden çok korkar dedim hanım. Köyde, bu arada orada bir sessizlik rica ediyorum içeride arkadaşlar. Bir şeyler söyler misiniz lütfen? Sesi yayına girebilir. Şimdi kimseyi gördün mü köyde Mustafa? Hızır'la karşılaştın mı hiç? Yok, ben daha hiç aşağı gitmedim. Daha eve geldi yeni daha. Araba şeyini yeni attı o. Arabadan hastalanır. Arabadan hastalanır. Araba şeyini yo, hastalanır. Telefondan ararım, telefondan tehdit ederim. Sen yok. Sen bize şöyle söyledin Mustafa. Dedin ki ben işte hatta Hızır'la konuşacağım. Hızır yayına bağlansın, bildiği her şeyi anlatsın, hatta buraya mı gelsinmiş. Ona benzer bir şey söyledin yani. Hızır'la hanım, o yüzden konuşacak mısın? Ben arabanın Didem Hanım ben daha arabanın yorgunluğunu atamadım. Araba beni tuttuğu için rahatsız oluyorum, hasta oluyorum. Bak kendisi de bilir. Daha ben kendime gelemedim daha. Aynen canım. Daha araba şeyini atamaz o. Şimdi cumartesi pazar mı? Onunla da görüşeyim. Gerekirse de ben... Getir, elini getir, tut getir. Gerekirse arayacağım ben sizi. Hızır'la görüşmeyi düşünüyor musun? Düşünüyorum, görüşeceğim. Ses kaydı da alırım veya oradan Doğan Ayan'ı ararım veya Büşra ile beraber gideriz, sıkıntı yok. O zaman rica etsem o günü hatırlasın mı? Kamyonu getirdiği günü de bir hatırlasın rica etsem, olur mu? Hatırlamıyor çünkü. Hatırlarız, konuşuruz. Hafıza kaybediyorsun. Büşra ile beraber konuşuruz, hallederiz, sıkıntı yok. Ha tabii benimle konuşmak isterse. Hmm. Konuşmayacağını mı düşünüyorsun Hızır'ın seninle? Ben Büşra'nın yanında Hızır'ı ararım, konuşurum. Şimdi, Büşra da yanımda olur. Tamam, yayın Mustafa, bittikten sonra ararım ben biraz Mustafa sonra. Mustafa bak Fatma'nın sana yani şimdi Fatma buyur. Kızınızın kaybı ile ilgili kardeşi senin oğlun Tahsin'le, daha doğrusu Fatma oğlu Tahsin'le konuştuğu sırada şahit oluyor. Ondan sonra gidiyor başvuruda bulunuyor. Kızımız kayıp, ondan sonra başına bir şey gelmiş olabilir diyor. Aynı şekilde Fatma'nın senden beklentisi de şu anladığım kadarıyla. Ben nasıl gidip emniyete, jandarmaya aynen. Kızım kayıp, lütfen bulun diye başvurduysam Mustafa da başvurmalıydı. Neden başvurmadı? Ben buna şaşırdım diyor. Suçu olmayan neden öyle konuşması mesela? Tamam suçumuzu kabul ediyoruz mesela. Arkasından düşmedik, şey etmedik. Dur dinle bak arkasından ne diyor. Arkasından düşmedik mesela. 10 senedir sustuk. Ha. Yani yalanlarla şeylerle sustuk. Ama bu gerçekleri neden konuşmadı? Bir şey yapmadıysa kızıma kendi. Duydun mu Mustafa? Neden saklıyor? Sen beni neden aradın mı? Benim şeylerim ben karakola gidiyorum, başvuracağım. Bana telefon açıp da bana Mustafa ben karakola gidiyorum sen de git hadi gel beraber gidelim dedin mi? Yok demedik canım. Tehditle başladın ya telefonda. Ne tehdit ettin? Yani ne ben, iş ben sen kimsin de sen tehdit edeceğim bana? Sen kimsin de ben seni tehdit edeceğim? Sen kimsin de ben seni tehdit edeceğim lan? Hmm.
İş yerini aramış dedim hanım. Sen burada şüphelendin mi böyle tehdit edince? Aynen. Yani ben ondan ben zaten şüpheliyim. İkinci şüphesi de şu, hem başvurmaman, yani ben nasıl babasıysam ben annesi olarak kızımın kaybıyla ilgili aynen başvuruyor ama o beni alıyor, arıyor, tehdit ediyor. Bir de biz telefonla attıktan sonra mesela çocuklarımı ayarlıyor, mesela çocuklarımı öğretiyor, gidiyor 3,5 senedir kayıp diye annesiyle konuşuyordu diye ifade. O zaman sen buraya gelmeden önce Mustafa'dan şüphelenmeye başlamışsın. Aynen. Yani o telefondan sonra şüphelendim değil mi? Yani neden mesela aynı benim bildiğim gibi biliyor da böyle böyle şey oyun oynuyor diye. Mesela peki özür dilerim ama sen o zaman burada neden stüdyoya geldikten sonra Mustafa'dan şüphelendim diyorsun? Ben şüpheleniyordum. Yani bir şeyimi konduramadı. Yani yapmaz diye. Yani bir evladına kıyamaz diye. Ben o şeyimle. Didem Hanım. Yani söyle Mustafa. Didem Hanım. Söyle Mustafa. Hmm. Didem Hanım, ben dinler misin rica ediyorum? Tamam, dinliyorum tabii. Söyle. Maktabı işte. Canlarım, Mustafa'yı dinleyelim. O gün emniyetin. Emniyetin o gün arabanın içinde gidiyorken veya arabaya binmeden önce, hastaneye gitmeden önce orada kendisi, ben ondan bir şey şüphelenmiyorum, öldürdüğüne de inanmıyorum. Dedi mi demedi mi? Ben Canlarman'da öyle bir şey demedim. Ben Canlarman'da öldürmüştür diye dedim yani. Aa, öldürmüştür dedin. Yani yapmıştır dedim. Duydun mu? Jandarmaya öldürmüştür demiş senin için. Jandarma demiyorum. Emniyetin bizi hastaneye götürdüğü gün Didem Hanım. Ha, onu söylüyor. O kadar Allah'tan korkarın. Ben gözümle görmediğim için iftira atarım. Şey iftira atamam dedi mi demedi mi? Geç plak al dedim burada. Duydun mu bak ne diyor? Şimdi sen jandarmaya ifade veriyorsun, arkasından sizi hastaneye götürüyorlar. Yok, emniyet hastaneye götürmediler. Burada hiç diyor, burada diyor. Ha, bunu söyle, buraya geldik. Ha, burada kan örneği aldılar size. Ha, onu söylüyor. Ama şunu da diyor. İlk diyor ben aynen diyor başvurmaya gittiğimde aynen diyor babası çocuğu öldürmüştür dedim diyor. Dedim. Ama madem öyle dediysen burada kan örneği almaya gittiğinde yani şunu söylüyor. Didem Hanım bunu şurada neye dayanarak söyledi? Ha, söyle bakayım. Tehdit ettiği için yani yalanları çıkardığı için. Yani orada hemen kardeşimi araması kız nerede dediğinde mesela tehditlere başlıyor, savurmaya başlıyor. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun sana. Sana olsun, bana da olsun, sana da olsun. Yazıklar olsun sana. Anladın mı Mustafa? Demek ben seni tehdit edince mi benden şüpheleniyorsun? Aynen. De bu yalanların için. Anladım, anladım. Yani ne diye tehdit etti? Yani şey, emniyete ya da yani jandarmaya gitmeyin. Yani ortalığı, ne dedi onu? Ortalığı mı karıştırdı? Öyle bir şey dedi lafı Didem Hanım. Yani şükür yani aramayın mı dedi? Yani, ortalığı karıştırmayın mı dedi? Ortalığı böyle bir şey dedi. Yani, o anlamda bir şey dedi. Atam hak mı yemiyor Didem Hanım. Yani kardeşimle mesela kardeşim aradı. Ben aramadım. Kardeşim yani telefondan aradı. Çünkü ben de engelliydi. Didem Hanım orada bak. Bak orada yanılmışım. Ben ona demişim aradı, ki. Ben ona demişim telefonu ki. Çaldı cevap vermedi. Ondan sonra küçük olan aradı. Onun numarasını aradı. O da herhalde bunu aramış. Acil eve geliyor. Tamam söyle Mustafa. Ben onu öyle tehdit etmemişimdir. Benim kızı ortaya çıkarttırırsan veya beni şikayet edersen öldürün demişimdir ben ona belki. Belki böyle bir şeyler demişimdir ben ona. Böyle bir şeyler demişimdir belki. Öyle tehdit etmişimdir ben onu. Öyle. Şükür ortaya çıkar diye ben değil onu mi tehdit etmişimdir diyor. Yok tamam yalan konuşuyor. O zaman oğlan kardeşim neden yalan konuşuyor? Hadi ben yalan konuşuyorum. Madem öyle Mustafa peki yani onun şükürü kaybettiğini ya da başına bir şey getirmiş olabileceğini düşünüyorsan o zaman sen neden gidip ifadesinde niye öyle demiş? Hem bir kayıp başvurusunda bulunup hem de kızıma annesi bir şey, başına bir şey getirmiş olabilir diye neden başvurmadın? Ya Fatma'nın yaptığını neden yapmadın? Başvurmadım. Ben yalan konuşmuyorum. Başvurmadım ya. Ama niçin? Kendi kayıp etti kendi bulsun. Ama sen sonuçta 10 yıl kahrediyorsun ya artık Fatma da seni katil olarak gösteriyorsa eğer sen de ondan şüpheleniyorsan tamam gidip başvurman gerekmez mi Mustafa? Tamam başvurdu ama ben gitmedim. Ben yalan konuşmuyorum. Ben hiçbir şeyden şimdiye kadar hiçbir şeyden size saklamadım. Kayıp. Yani annesi konuşuyordur gitmedim diye niye kandırıyor? Çocuklarımı neden öyle diyor mesela? Annesi kim konuşuyordu. Konuşmuyor muydun sen? Konuşmuyor mu? Annesi öyle diyor. Yani konuşuyordu. Ay konuşuyor bak konuşmuyor muydun diyor. Hayır dedim. Konuşuyor muydu? Öyle bir şey var mı yani? Niye çıkmamış? Çocukları ben mi öğrettim dedim hanım. Yok ben öğrettim. Ya şey Fatma. Ben senin gibi çocukları yönlendirmem. Çocukları tehdit etmem. Çocuklar aynen ne derse desin benim kabulüm. Yine benim burada evlatlarım. Yine de burada oynarım. Yine de zıplarım. Bak, sıkıntı yok.
Evde diyor halay da çekerim, kaşık havasıyla oynarım. Düz, mesela çocuğun yanında ben sorduktan sonra niye çocuğu hemen, ne zaman çocuğu hemen şey yapıyor canlı yayında mesela gözünüzün önünde? Yasin'e mi yapıyor tasvir ediyor? Çünkü ben öyle bir şey demedim de ondan. Çocuk neden öyle desin o zaman? O zaman ben mi aradım çocuğumu? Ben geldim buraya çocuğumuna yine omzuna elimi koydum. Omzuna elimi koydum yine eve geldim. Burada yemeğimizi yedik. Burada da oynadık. Burada da zıpladık. Oğlum bu kelimeyi niye konuştun da sormadın. Çünkü esah da çünkü çocuklarım esah biliyor. Biliyorsun kendin de ondan. Çocuklarıma çatacak şeyin yok. Çünkü çocuklarıma çatacak sebebin yok. Bilsin bilmesinler. Esas olduğunu bilsinler çünkü bilmesinler. Olan bir şey tamam olduğu için çocuklarıma çatamıyor. Bir dakika. Dün akşam o evde yaşananları Instagram'a koyar mısınız Pınar'cığım? Birazdan ekranlara getireceğim ama. Devam et. Şimdi merak ettiğim varsa sor. Çünkü Instagram. Didem Arslan özür dilerim. Didem Arslan Yılmaz da vazgeçmedi dün akşam. Didem Hanım. Mustafa'nın oğluyla yaşadıkları ekranlara geliyor. Didem Hanım orada yayına kan. Didem Hanım. Ha söyle. Didem Hanım. Söyle Mustafa. Didem Hanım. Evet. Ben orada yalnız sevgilimin yüzünü şeydin yalnız. Yok yok merak etme o konuda hassas olduğunu biliyorum. Onu göstermeyin ha. Ya şu anda senin şey kızının gelsin. Ya bak Şükür'ün kalbiyle ilgili bir alakası varsa yayınlayalım. Öyle bir şey yok yani. Yayınlamıyoruz. Ulan bak Osman, benim kafamı bozma. Vallahi pazartesi günü gelir yanına karşına oturdurun bak. Osman Didem Hanım neden benimle uğraşıyor? Bak pazartesi günü gelirim bana karşına oturdurun bak. Yanıma gelip oturturum diyor. Otursun. Yani otursun madem öyle savunuyorsa yanına gelsin. Vallahi otursun. Oturdurun bak. Otursun Didem Hanım. Ama mı? Ama şöylesi bilmiyor bak. Akrabalarım çocuğu bilmiyor bak. İkisi bulur o zaman. Ha diyor ki ben bekliyorum madem böyle vallahi senin... Vallahi karşıma oturturum. Allah'tan başka kimseden de korkmam. Oturtur mu cesareti var mı? Oturtur devam. Utanma yok ki. Utanmayan bir adam ne yapabilir? Bir adam ben de utanma yok. Ben de utanacak yüz yok bende. Utanma yüz yok. Ben de utanacak yüz yok. O vicdan yok. Evladı kayıp tamam mesela. Tamam benim anlaması yok. Vicdanım rahat. Kimseden de utanmam. Aynen. Kimsenin ben şapkasını yere indirmedim. Tamam mı? Ne oldu Fatma? Beni delirtme. Başka hiçbir şey. Nasıl? Ne oldu? Gel de sen çok mu çaresiz senin? Ama devletim asıl başka hiçbir şey istemiyorum. Çok çaresiz mi hissediyorum diyorsun? İçim yangın diyen Didem Hanım, yangın. Didem Hanım, içim yangın. Sadece başka hiçbir şey demiyorum. Elimden bir şey gelse yani. İnan ki bunu yerinde tık. Neden için yangın yeri? Evladım yok bu başka şey oyun peşinde. El ele tutuşup sokaklar oyun peşinde. Sadece benim şeyimle oynuyor başka hiçbir şey değil dedim hanım. Vicdanımla oynuyor. Bir şey bildiği bir şey varsa söylesin diyor. Gidemem hanım öyle bir şey olsa ben susmam. İnan ki iki aydır buradayım tanımıştınızdır. Susmam. Allah haber etmedi. Ben de seni susmazdım. Ama neyin çaresizliği? Şu anda bak çok özel bir ekip çalışıyor. Didem Hanım bilmediğim için çaresizliği. Hiçbir şey bilmiyorum. Bilsem hiç susmayacağım. Keşke bilseydim diyorsun. Aynen. Keşke bilseydim. Susmazdım Didem Hanım. Bilseydim susmazdım. İnan ki susmazdım. Hiç bilgi almaya çalışmadın mı gerçekten? Ben kendi kendime iyiymişim. Başka bir şey etmemişim Didem Hanım. Sadece kendim iyiymişim. Sadece kendim Mustafa eşini almıyor orada. Ben kendimi avutmuşum. Beter. Beter ol. Ağlasın. Beter olsun. Sadece onun şeyi Didem Hanım benim aldatma şeyimi şey yapıyorum. Yani onun gücünü almaya çalışıyor. Asıl Mustafa seni kıskanıyor diyorsun. Aynen. Başka hiçbir şey Didem Hanım. Aldatmaz da. Çocuğun başında durula. Aldatmaz da. Kocana avra dolula. Koca göremiyorum karşımda. Neyin eksikti? Benden bulamadın mı? Başkalardan kimden buldun? Başka Didem Hanım. Başka bir şey. Yani onu araştırıyor. Başka hiçbir şey değil. Çalışaydın, erkek gibi çalışaydın ben de çocukların başında durayım da ya, çocukların başında böyle olmayaydı. Başka erkekler değil. Konumuz Şükür birbirinizi aldatmanız değil ki konumuz ya. Ben çocuklarımla ilgilenirim, çocuklarım okulu okuyaydı, öğretmen olaydı, bir amir memur olaydı. Dün akşam şu yaşananları ekranlara bir getireyim. Çocuklarımla çok mutluyum ben diyor. Tamam, çocuklar yani mutlu ama çocuklar mutlu değil. Bir getirelim ekranlara lütfen. Ben izlemedim. Yani yeni yani çünkü geldi. Görüntüyü gönderdiler. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. Siz gördünüz. Şimdi ekranlara geliyor sevgili izleyiciler. Buyurun. Yani mutlu olabilir. Hadi yüksene. Hadi. Evet.
Ayı bu an gelir. Git çarmaşı. Taksini çağır gelsin. Ne oldu? Çalışmayın ki yüzüne. Bir kovmayan var. Ağzı önde. Taksine bunu çaktırma. Taksine çaktırma. Geliyor ayıboğa. Ben orada neye yaslıyorum oğlum? Ben ne diyorum baksana. Ben yaslayacağım ben. Bir onu sokayım. Allah Allah. Orada bunu bir yaslayın alma. Hadi. 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 Ulan ben sayılır. Onun ben destek alma. Bak boştayım ben. Hadi. Bak ben ne ediyorum? Bak ben öyleyim bak. Bu tarafa geç. Bu tarafa geç. Ben tarafa geç. Oğlum ne yapalım? Aynı okulda yapacağız. Hadi. Hadi ya. Hadi bak. Dur bakalım hadi. Hadi başlayalım. Ördazey. Hadi zamana. Ramazan niye zannediyor ya? Hayır ya, öyleşmeyin. Ben hocam, ben hocam. Benim golü nerede? Baksana benim golü. Az geçiyorum. Benim golü baksana benim. Ben valla ne yıkıyorum ama dedi ya. Valla. Oğuzhan sen de yat, Oğuzhan üstüne bir... Yerde yapın, yerde. Uzanın yere. Olmaz bu. Niye? Yok Tansın, gel lan. Masa gibi bir şey olacak. Gel. Nasıl olmaz be? Bak böyle ben az önce size böyle dedim. Böyle olmaz. Hani dur ben şöyle biraz daha gel. Boyumuz ne oluyor? Hadi. Bana buraya yaşı. Yıktın lan. Harika. Herkes yıka. Ne düşünüyorsun bu görüntüyle ilgili? Hiçbir şey düşünmüyorum. Gel desen gelirim ama... Sustum pişmanım. Başka bir şey değil. El ele tutuşup sokaklar. Boşa yaşamış. Boşa yaşamışsın. Denizler, ülkeler gezip. Niye öyle düşünüyorsun görüntü ekranlara gelince? Yine senin derdindeyim bugün yine. Çocuklarımın kabahati yok dedim ama. Kızmıyorum onlara diyorsun. Hayır. Babaları diyorsun. Çocuklarımın kabahati yok. Biraz kırıldın başka, galiba. Yani başka evlatlar gibi değiller. Yani yüreklenemezler. Yani dünkü çocuğun mesela annesine karşılık şeyi gibi bu benimkinden yapamaz. Ha, dün işte bir... Bayanın mesela çocuğu nasıl karşı geldi? Mehmet Can ama annesi çok hatalar yapmış. Aynen ama benim çocuklarım öyle değil. Mesela ben yapsam... Babası da yapsa öyle haklarını arayabilecek çocuklar değil yani. Değiller. O çocuklar değil. Ya korkudan mı yoksa böyle sessiz açık sakin... değiller dedim ama açık değiller. Sevmek desen sevdim mi seni? Ama çocuklarım beni hala da beni istiyorlar, beni seviyorlar. Bir tek sana mesela ben saat 9 mu 10 mu aradı benim Yasin mesela. Özlüyorlar seni. Özlüyor. Sen? Sen de özlüyorsun tabii. Ben çok özlüyorum. Çünkü ben onların evlatlarım. Hala da bebeklerim. Tabii ki annesisin sen onların. Evlatları merak etme. Yok ben annesiyim dedim ama ben evlatlarımdan var. Sevmek desen sevdim mi seni? Onlar için yaşadım çünkü. Her nefesle. Bir ben hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece acıdığım şey çocuklarımın yanında olmaları. Başka hiçbir şey değil. Benim doğduğum yerlerde mertliktir. Benim yaşadığım yerde yaşıyorlar. Benim çocuklarımın yanındalar. Geçsin başka yerde yaşasın. Ağrına mı gidiyor? Ağrıma gidiyor. O ağrıma gidiyor. Başka hiçbir şey değil. Yani ben onu sevdiğimden, saydığımdan değil. Yani hiçbir şey hissetmiyorum. Çünkü nefretten başka hiçbir şey hissetmiyorum ona karşı. Yani bir yani canlı yayında konuşmak istemiyorum. Canını alacak kadar da nefret ediyorum. O kadar öfkelisin. Öfkeliyim. Bu öfke buraya geldikten sonra, sevgilisi yaptıktan sonra... Yok dedim hanım. Beni kaç suçladı. Yıldır var bu öfke? Yani kurbandan beri var. Yani çocuklarımı perişan ettiği, çocuklarımı kara bayram yaşattığı. Ya daha önce de 10 yıl boyunca bunlar oluyor, şükür gidiyor, kayboluyor. Yani, ama sen kurban bayramından sonra ne oldu? Ne oldu o bayramda? Niye o yani zaman? Dedim hanım, çocuklarımı dışladı, çocuklarımı evden kovdu. Ben onların için duruyordum mesela evde, beni evden kovdu. Şükür de götürmüş, getirmemiş. Aynen. Ama ben sadece onu orada kodu, başkası kaçırdı diye bir şey ettim. Onun yaptığını bilsem susmazdım. Yani ondan şüphelenseydim susmazdım dedim ama. Çünkü sevgi saygı bitirmişti. Yani
İlk zamanlar olmasa da sonra mesela giderdim. Yapardım. Yani sen Mustafa'nın başına çocuğun Şükür'ün bir şey getirdiğini düşünüyor musun? Düşünmezdim. O zamanlar düşünmedim ama şimdi Net bir soru soruyorum lütfen. Bak Mustafa haklı olduğu şey şu. Orada başka sürekli böyle ağız değiştiriyorsun. Yok demem. Şimdi neden? Şüphelerim. Çünkü çocuğumun çıkmayacağı. Hangisi bir tek bir doğru var? Çocuğumun çıkmayacağından eminim. Başka hiçbir şey demiyorum. Çocuk canlı değil yani. Yani değil. Mustafa canlı duydun mu? Canlı ise de bulsun çıkarsın. Duydun yani mu her Mustafa? Her şeyi araştırıyor biliyor ya. Her şeyi jandarmadan şeyden her şeyden üstün ya Ali. Duyuyor musun Mustafa? Sağılsa çıkarsın. Benim sevgilime verdiğimi çıkarsın. Duyuyorum Didem Hanım, duyuyorum. Kızımın hayatta olduğunu düşünmüyorum diyor. Vallahi Didem Hanım, bir gün bugün bir türlü konuşuyor, yarın bir türlü konuşuyor, öbür gün bir türlü. Vallahi ben bunun yanına ne dediğine ben aklım ermiyor bunun ya. Kalk diye şüphelenmiyorum, kalk diye inanmıyorum, kalk diye öldürmüş olabilir. Bak kaybetmiş olabilir. Diyor ki ben diyor Kasım sen diyor. Ne yapmaya çalışıyor amacı ne bilmiyorum. Gözüme görmediğim şeye bir şey diyemem. Hayır ama sonuçta çocuğa zarar verecek. Yani sen diyorsun ki o evde tek bir insan vardı. Kimse gelip çıkmıyordu. Şükürdü diyor. Aynı şey Mustafa için, Fatih'in için de, Mustafa için de geçerli. Eğer sen kızına bir şey yaptıysan aynı netlikte Mustafa'nın da söylemesi lazım. İkiniz de aynı netlikte değilsiniz. Sen daha çok böyle ağız değiştiriyorsun. Mustafa kadar değil. Hayır. Yani. Mustafa bir şey oynayladı kendine aynı orada gidiyor çünkü ben o gibi şey değilim. Ama sen millet değilsin yani babası öldürdüyse öldürdü diyeceksin ben onu öyle düşünüyorum diyeceksin. Tamam. Gözünle görmeden inanmıyorum diyorsun sürekli ağız değiştirdiğin için bir tek bir doğru vardır ya. Yani tamam sadece bir tek doğru çocuğumu en son götüren kendisi. Kendisi konuşmaktan sonra ben ne diyeyim. Yani ben desem de bilmiyorum çünkü sen, eğer canına acıttıysa canına bir şey yaptıysa bilmiyorum. Sen Mustafa'nın bir ya şey... Ya ben çocuğumu çocuğumu getirmediğim de niye madem ben arkasına düşmedim madem böyle bir kelime kullanıyorsun götürdü de işte götüren kendisi de madem getirmediğim zaman niye arkasına düşmedin? Sadece bunu diyecek başka bir şey demeyecek. Mustafa Tunca Hanım'ın avukatımızın bir sorusu var. Bence de yani onu atlamışız. Kıyafetlerle ilgili kafasına takılan bir şey var. Buyurun Tunca Hanım. Evet şunu merak ettim. Eğer oradaki eşyalar Şükür'ün değilse ve Şükür o akşam kaybolduysa nerede Şükür'ün eşyası? Bir eşarbı, bir montu yok mu? Ya baba... Yanıt versin şimdi. Söyle Mustafa. Ya montu da vardı, eşyalar da vardı. Ama kendisi bana o gün dedi ki avukat hanım, eşyalarla birlikte eşyalarını almış gitmiş dedi eşyaları. Bu elbiseler, bu sağdan soldan eşin, dostun, akrabaların verdiği elbiseler bunlar. Bu eşyaların çoğu büyük. Tamam. Sonradan kız olmaktan sonra niye verecekler eşyalar sonradan? Kızı yok ha. Ya sen kendi ağzınla söyledin eşin dostun akrabaların verdiği elbiseler dedin. O var kanfı diye verdiler diyorum. Mustafa varken verdi. Gel köyümden getirdim. Ha, Şükür varken verdiler de bu elbiseler çatıdan ana. Ya Fatma niye sen... göstermedin bana bu çocuğun elbiseleri bunlar diye niye göstermedin? Atalaya da görürler. Sen çıkmadın mı otobana? Ha çıktım. Çıkmadı mı hiç? Çıktım. Yani Şükür Mustafa'nın umurunda değil mi? Çuvalların içine de. Baktım ne var Şükür içine şu anda Mustafa'yı şey... Yani... İki ay oldu. İki aydır çocuğum nerede diye sordu mu bana? Sordu dedi. Ne belki... sordu? Ne, sen çıkar. Başka ne çıkar? Sormuyor mu? Sormuyor diyor. Kanıtta mu? Diyor. Kanıtta da başka bir şey yok. Şimdiye kadar sormadıysam şimdi soruyor. Nerede bu çocuk? Şimdiye kadar sormadıysam şimdi soruyor. Nerede çocuk? Buldurlar o zaman. 10 senedir buldurlar bana. Hadi soruyorum. Tamam sen buldurlar bana. Ya bulun anasın ya. Bulun madem niye bulmadın? Elin uzun ya senin jandarmadan, polisten. Benden şüpheleniyordun da. Savcıdan elin uzun ya. Benden şüpheleniyordun da niye gitmedin jandarmaya? Buldurlar bana buldurlar. Savcıdan şeyden elin uzun ya buldurlar bana. Ben kendi çapımda elim uzundur. Buldurlar bana niye buldurmadın? Benim kendi çapımda elim uzundur. Elim uzun olduğu için senin sevgililerin her tarafını araştırdım. Buldurlar bana tamam işte ben de sana. Ya o sevgililerini araştıracak kadar bir de Şükür araştır da beraber bulalım. Yani vallahi helal olsun diyeceğim yani. Herkes şu anda... O zaman Didem Hanım. Yardım et de bulalım yani. Yani o zaman jandarmanın Didem Hanım ben bulamadıysam... Vallahi bak bir şey söyleyeceğim. Didem jandarmanın bakın, savcının... Bakın beni dinler misiniz? Özür dilerim. Jandarmanın savcının bizim yapamadığımızı yap. Helal olsun diyeceğim sana. Özür dileyeceğim senden. Bir araya gidelim lütfen. Sonra bakalım devam edelim. Biraz ara lütfen.
Fatma, sence Mustafa pazartesi gelecek mi? Gelebilir Didem Hanım. Yani geleceğim diyorsa gelir. Yani Ümit sinirlendi, gelmeyeceğim, vermeyeceğim. O bir şey iman etti yani. Manaya sığındı. Bir sinirle çıktı ama sonra sinirle geçti, çıktı. Gelecek buraya diyorsun. Gelir. Peki sevgilisiyle beraber senin karşına oturur mu? Öyle yapacağım dedi. Oturabilir Didem Hanım. Onda o utanma şeylik yok. Mustafa gelecek mi kardeşim o pazartesi günü? Sinir etmek için oturur. Pazartesi geliyor musun Mustafa? Geleceğim, geleceğim Didem Hanım, geleceğim. Peki. Geleceğim Didem Hanım. Şu anki evlenmeyi düşündüğün kişiyle Fatma'yı yüzleştirecek misin? Karşısına oturtacak mısın? Otururum. Aa, çok iddialısın. Tamam, peki. Kendi isterse otururum. Peki. O zaman bugün ne günlerden? Cuma mı? Cuma, evet, o kadar çok hızlı geçti ki. Pazartesi günü inşallah tekrar sizlerle birlikte olacağız. Pazar gününde seçim var. Herkes gitsin oy kullansın. Vatandaşlık görevini yapsın. İnşallah demokrasi şöleninde geçer seçimler, yerel seçimler. Pazartesi günü tekrar karşınızda olmak üzere. İyi akşamlar, hoşçakalın.